Bu toplantıların sonu olacaktı. Engin Koca ile beraber bu şeyi tamamlaya karar vermiştik. Fakat bir konuşma daha olacak bir hafta sonra 11 Temmuz'da. Şimdiden o haberini vereyim. Vakit Özcan konuşacak. O özel bir Vakit Özcan. O özel bir konuşma. Şimdi iki hafta önce bir konuşmamız daha vardı. Meltem Döksüz. Fakat biber gazı ve olaylardan dolayı bunu gerçekleştiremedik. Bize borcu var Meltem'in. Bugün de acaba bir olay çıkar mı diye düşünerek belki de birçok insan gelmeme karar verdi. Yine de Engin Hoca ya teşekkür etmek istiyoruz. Davetlerimizi kabul ettiği için. İzin verin. Onunla ilgili birkaç cümle söyleyeyim. Hepiniz biliyorsunuz. Yine de hatırlatmak istiyorum. Robert Kolej Yüksek Okulları İktisat ve İş Üniversitesi bölümünden 1968'de mezun olduktan sonra Wisconsin Üniversitesi'nden tarih tarihinde emeği derecesi aldı. 1972. Sonra da Princeton Üniversitesi'nde Orta Doğu tarih tarihinde emeği ve doktora dereceleri kazandı. 1973 ve 1976 yılında. Princeton Üniversitesi'nde okumanın 1975-1976 yıllarında Boğaziçi Üniversitesi'nde de yardımcı doçent ve doçent olarak çalıştı. 1976-1983 yıllarında. Önemli olan burada tabii ki Boğaziçi Üniversitesi tarih bölümünün kurucularındandır. Ve o yüzden ben de aynı bölümde çalıştığım için özellikle benim için önemlidir. Ürdün'de Yarmuk Üniversitesi'nde 83-89 ve St. Louis Washington Üniversitesi'nde 89-96 ve doçent ve profesör unvanlarıyla çalıştı. Yarmuk ayrıca Yarmuk Üniversitesi'nde tarih bölümünün Washington Üniversitesi'nde de Orta Doğu Araştırmaları Merkezi'nin kuruluşunda görev aldı. Şimdi uzun yıllar 96-12 arasında Brown, bildiğiniz gibi Brown Üniversitesi tarih bölümünde profesör olarak çalıştı. Orta Doğu Etkileri Programı'nın kuruluşunda ve tarih doktora programının yeniden düzenlenmesinde önemli görev üstlendi. 11-12'de Fulbright Bursu'yla misafir öğretim üyesi olarak İstanbul Şekil Üniversitesi'ne geldi ve sonra kalmaya karar verdi. 12 yılından itibaren bu üniversitenin asil kadrosuna geçti. Şimdi orada tarih bölümü ve İslami Bilimler Fakültesi öğretim üyelerinde. Engin Hoca 19. yüzyıl Osmanlı tarihi ve 18. 19. yüzyıllarda Osmanlı hukuk tarihi uzmanı. Sadece bu değil tabii ki. Neyse. Osmanlı Devleti'nin Avrupa kesimindeki nüfus dağılımı, 2. Abdülhamid dönemi, Araplarla meşgul Osmanlı vilayetleri ve özellikle Lübnan üstüne, ayrıca İstanbul esnafının taraf olduğu hukuki meselelerle ilgili çalışmalarıyla tanınıyor. Şu sıralarda yürütmekte olduğu çalışma da hukuk tarihiyle ilgili, bununla ilgili onun konuşması da bugün. Esnafla ilgili davaları esas alarak kadıların ve mahkemelerin halk ile devlet arasında üstlendikleri uzlaştırıcı konumu inceliyor. Ayrıca vakıfların hukuki, istimai ve insan özellikleri üzerinde çalışıyor. Şimdi bütün bunlarla beraber uzun bir makale listesi var, bunu okumayacağım. Kitapları da biliniyor, sadece bir tanesine referans vermek istiyorum. Bu The Long Peace, Ottoman Lebanon, 1861-1920, 1993'te hepimizin kullandığımız bir kitap. Bu tanıtımı bitirmeden geleneksel olarak iki cümle eksik sözlükten de kullanmak istiyorum. Oradan iki tane yorum eklemek istiyorum. Birincisi şöyle yazıyor. Hiç dersine girmediğim için nasıl ders verir bilmiyorum ama kesinlikle dönemin en iyi, en kibar, en düşünceli insanıdır. O biri ise şöyle yazıyor. İstanbul Şekil Üniversitesi'nde ders vermektedir. İnsana bir bilim adamı olmayı, tarihi sevmeyi öğretir. Üstelik de bunu öğretmek için yapmaz. O zaten böyledir. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim.
çalışıyor. Yani Zafer arkadaşım gibi, hocam gibi ayakta ezbere koşacak. Ne dizlerinde güç var, ne de şey, o kadar hakim anlatacağım konuya. Epeydir üstünde düşünmekte olduğum bir konu ama evvela hakikaten Tarih Vakfı'na beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Tarih Vakfı'nın da kuruluşunda benim emeğim vardır. Yurt yayıncılığının da kuruluşunda emeğim vardır. Sonra tabii ülkeden ayrılınca bu kuruluşlardan da uzak düştüm. Şimdi yeniden bir araya yeniden katılmaya gayret ediyorum ve kritik bir dönemden geçtiğini anlıyorum. Tarih Vakfı'nın inşallah yeni genç ekip onu o kritik noktadan daha ileri, daha güzel yerlere götürecek. Gerçekten tarih konusunda yapılacak işler çok. Biraz bu konulara değineceğim. Konunun başlığı Osmanlı tarihçiliğinin tarihçilik mesleğine muhtemel katkısı. Hukuk tarihinden örnekler vererek meramımı anlatmaya çalışacağım. Bu arada Osmanlı tarihi ve tarihçilik konusunda bir takım fikirlerimi sizlerle paylaşacağım. Ümit ediyorum ki tartışma ortamını buluruz. Şimdi Osmanlı tarihçiliği, Osmanlı tarihi tarihçiliğin en zengin kaynaklara sahip konularından biri. Ama genelde Türkiye'de bile Batı'nın önemli kültür merkezlerinden yayılan model ve yorumların kabaca uygulandığı, sınandığı ve pekiştirildiği bir alan olarak kalmış. Büsbütün dışlandığı zamanlar da olmuş. Bu durum Batı tarihçiliğinin evrenselliğini veya Batı kültürünün hegemonyasının mı tezahürü diye insan sormadan edemiyor. Batı tarihçiliğinin evrensel boyutları elbette önemli. Metodolojik önemi var, metodolojik katkıları çok önemli. Kaynak dahilinde, eleştirisinde kullanılan usuller, hakikaten hangi dalda olursa olsun biz bir tarihçinin notunu verebiliriz. Ne açıdan? Ustası mı, kalfası mı, çırağı mı, iyi mi kul yaptı, kötü mü yaptı, kabaca bir hüküm verebiliriz. Kabaca değil, üstünde tarihçilerin mesleki olarak anlaştıkları bir takım ölçütler var. Bunlar ışığında biz tarihçinin kalitesine hükmedebiliriz. Yaptığı işin önemine veyahut da katkısına hüküm vermek ayrı mesele. Ama yaptığı iş iyi midir, ne kadar iyidir, bunlara hüküm verecek ölçülerimiz zannederim genel. İşte hani Batı'nın bir katkısı varsa bu craftsmanship dediğimiz işin sanatı, zanaat derdi ama zanaat uyduruk bir kelime. Kelimenin aslı sanat, zanaat diye bir kelime yok. Sonradan uydurulmuş. Sanat açısından işin bir takım ölçüler getirilmiş. Bunlar önemli. Dolayısıyla hakikaten Batı tarihçilerin her alanda kalitesi yüksek ve bu anlamda önemli eserler verdiklerini söylemek mümkün ve bunlardan tabii çok istifade ediyoruz, öğreniyoruz, öğrenmemiz gerekir. Aydınlanma çağı düşünceleri ayrıca ışık tutan bütün bu söylediğim yöntemsel katkılara, tarih disiplinin gelişmesine, Batı'nın önemine, aydınlanma çağının düşünürlerin önemli katkısı var. Bunlar ben bilir beni çalışmalarımı veyahut da düşüncelerimi bilen aramızda öğrencilerim var. Onun için gurur duyuyorum ayrıca. Onlar burada oldukları için eski öğrencilerim, şimdi meslektaşlarım tabii. Onlar bilirler, aydınlanma ile pozitivizm arasında ben bir ayrım yapıyorum. Bu benim ayrımım değil, sahayı bilenlerin hakim oldukları bir mesele zaten. Aydınlanma çağı daha kucaklayıcı, diyaloga daha çok önem veren. Pozitivizm ise 19. son yüzyılda, son çeyreğinde ortaya çıkmış, daha dar kapsamlı, daha teknik bir boyutu da varsa o da çok monologcu, hatta saldırgan olabilecek boyutları olan bir başka mesele. İkisini de karıştırmamak lazım. Aydınlanma çağı düşünceleri kucaklayıcı, bütün insanlığı kucaklayıcı, bütün insanlığı teşkilatı.
ciddiye almaya yönelik bilinçli olarak işler çıkarmış bir ortam ödemişti. Aynı birikime sahip, aynı niteliğe sahip çok fazla birikim yok insanın dahilinde. Başka neler var diye merak ederseniz konuşuruz. Benim iddiam bunlardan bir tanesi İslami kültür dediğimiz kültürdür. Şimdi Batı'nın hegemonyası da önemli. Bilim ile kuvvet arasındaki ilişkiyi size anlatacak halim durumu yok. Çoğunuz o meseleyi bende iyi bilirsiniz. Kurumsal ağırlığı var Batılı eğitim kuruluşlarının. Ayrıca Batı dediğimiz ülkeler manzumesinin siyasi ağırlığı zaman zaman tahkim derecesini buluyor. Bilgi kuvvet ilişkisi burada kendini gösteriyor. Ve bu durumda zaman zaman bazı hususlarda belki çoğu zaman dışlayıcı, aşağılayıcı, mütehakkim, siyasi görüşlerin hizmetine bilgi çevreleri giriveriyorlar. Yani bunun da örneklerini vermek mümkün. Hem de hakikaten akademik özgürlüğe samimi olarak kıymet veren, prim veren ortamlarda bile. Mesela Amerika Birleşik Devletleri Üniversiteleri bence böyledir. Fakat burada dahi nasıl kuvvet dengelerini etkisini çok yakından hissediyorsunuz. Bir anda akademik kriterler, değer verilen akademik ölçüler bir anda nasıl kenara bırakıldığını görmek mümkün. Ben de Amerika'da uzun yıllar bulundum. Bunların içinde de yaşadım. Osmanlı tarihçiliğinin tarihçilik mesleğine temel varsayımlar, yöntemler, bulgular ve yorum modelleri itibariyle yapabileceği katkılar hiç olmaz mı? Batı hegemonyası olsun olmasın. Genç Osmanlı tarihçileri böyle katkılarda bulunacak bir potansiyele eriştiler mi? Bunu söylüyorum çünkü mesela ben 1973'te ilk defa Osmanlı arşivlerine girdiğimde 10 kişiydik biz orada çalışan. 10 kişiydik. Yani devamlı oraya gelen 10 kişiydik. Arkasada gelen tabii bazı abilerimiz, hocalarımız vardı. Mübehatan'ın Mehmet Genç, Halit Sahiloğlu gibi hocalarımız, abilerimiz vardılar. Fakat o 10 kişinin 5 tanesi yabancıydı, 5 tanesi Türk'tü. O vaziyetteydik. Yani Tevfik Güran, ondan sonra Cezar, Yavuz Cezar, birkaç başka arkadaş daha, 5 kişilik yoktu bu. Sonra öyle şimdi gittiğinizde herhalde uzun bir söyledik değil mi? Uzun söyledik bitemedik onun gittiğinizde. En son gittiğinde odalar dolusu araştırmacı vardı. 18. yüzyıl konusunda bir konferans yapıldı geçtiğimiz hafta içerisinde. Öyle güzel konuşmalar yaptı genç arkadaşlar ki hakikaten koltuklarını kabarttı. Yani istikbal iyi. Bizden daha iyi durumda var. Birikimler tabii önemli. İnsanlar bir birikime yaslanarak yükseliyorlar. Belki yakında bir critical mass de oluşacak gibi gözüküyor. Bu bir dönemeç olabilir. Sonra gene bizim zamanımızda kurumsal sıkıntılar çok büyüktü. Bunlar bir ölçüde eskisine nazaran hafiflemiş gözüküyor. Üstelik tarihe belki her zamankinden daha canlı, yakın bir bayan. Tarihin cimalarına kadar çok sattığını gene siz benden iyi bilirsiniz. Bana sorarsanız işin özünde tarihte taklitçilik, Batı'nın, Batı'da gelişen modellerin taklitçiliği işin özünde devam ediyor. Orada bir değişiklik yok. Yani bu anlamda bir şeyler katkıda bulunduğumuzu söylemek, iddia etmek biraz zor. Bu bir ölçüde kurumsal zaafların devam etmesinden kaynaklanıyor. Ama galiba en önemli neden, en temel konularda bile hatta düşmanlığa varan farklı görüşler, duruşlar olması. Bölünmüş ve fertlerinin birbirine pek az güvendiği anlaşılan bir toplumda yaşıyoruz. Bir anket de yapmışlar. Dünyada birbirine en az güvenen toplumlardan biri çıkmış Türkiye. Dehşete kapıldım. Yani hak ve haksızlık böyle çok temel kavramlar vardı. Bu bölgenin kültüründe. O anlamda bizim kültürümüzde. İster yani, bu Ortodoks Hristiyanlık olsun, ister Müslümanlık olsun, hak haksızlık konusunda, güzel çirkin konusunda, husul kubu, İslam meselesi, İslam hukukunda
hesap bile yapamıyoruz. Şu son olaylarda, şu son olaylarda insanlar birbirleriyle nasıl konuşuyorlar? Yani bir kanalı açıyorum, bir şeyler söylüyorlar, inanmıyorum. Yani hepiniz o çarkın içinden geçtiniz. Yani böyle bir ortamda ben dediğim gibi en kritik hukukla ilgili boyutu olduğunu bu konuşmanın düşünürsen en azından benim kaygılarım o istikamette. Yani anayasa yapılamaz bu toplumda. Anayasa yaparsınız, bir kendini %50'ye dayanmış bir parti birkaç siyasi uzlaşmayla ve bir icma yaratmadan, gene bir İslam'ın kavramı kullanıyorum, bir konsensüs yaratmadan bir şeyi empoze eder. Askerler de empoze ediyordu. Aydınlar da empoze ediyordu. Kemalistler empoze ediyordu. Şimdi buradan empoze ediyor. Yani bir konsensüs yaratmaktan aciz bir toplum halindeyiz gibi geliyor bana. Şimdi böyle ortamda tarihçi lerden ne beklersiniz yani neyi değiştirecek? Ama gelelim benim beklentilerim var. Bunları sizlerle tartışmak istiyorum inşallah. Vaktimi iyi kullanırım. İş oraya gelir. Tabii bir tane hukuki kavramlar var aklımda. Bunlardan örnekler de vererek bunların zaman içi nasıl değiştiğini şey yaparak, ele alarak bunları da örneklemeyi planlamıştı ama ona vakit kalmayabilir. Yalnız bir örnek vereyim de yani vakfın bir olağanüstü genel kurulu oldu, tarih vakfının. Orada vakıf meselesini birbirimize girdik. Yani vakıf ne demektir, ne demek değildir. Vakfın mükemmeli heyetinin yetkileri nedir, ne değildir. Birbirimize girdik. Yani ben tabii yeni mevzuatı bilmiyorum. Tamamıyla Osmanlı hukukundan gelen bilgimle bir anlamaya çalışıyorum meseleyi. Orada arkadaşım o böyle olmadığını, yeni kanunun farklı olduğunu söylüyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Yeni ile eski arasında hiçbir bağ yok demek. Şimdi bu, tabii bunları ısrar ediyoruz. Biz AKP'yi de değiştirdik, yani dünyaya perspektifimizi değiştirdik. Kendimizi tamamıyla sıfırdan yeniden inşa etmeye girişmiş toplumuz. Bu da bir hukuk geleneğinin, kültürünün ve sisteminin işlemesi için bu devamlılıkta o kadar önemli ki, şimdi başka ülkelerin tarihine baksanız, hukuk tarihine, Alman hukukçuları, Amerikan hukukçuları, İngiliz hukukçuları, bunlarda bu devamlılık çok önemli bir kaygıdır. Bizde Allah'a şükür böyle bir kaygı yok. Biz baştan her şeyi inşa ediyoruz. Bir devamlılık aramıyoruz. Şimdi bunun bir faturası var. Yani bu faturayı konuşmak lazım. Peşine söyleyeyim de, nerede durduğumu açık etmiş olayım. Çünkü netice itibariyle nesnellik demek, yani araştırıcının saydamlığı demek bir anlamıyla. Şimdi eskiyi anlamadan red ile inkar, gene söylediğim bir şey, red ile aşmaya çalışırsanız o sizin yakanızı bırakmaz. Ve ikinci bir hotlar. Onun için siz kalkıyorsunuz, yasal bir hükümet kurduk diyorsunuz. Bütün memleket baştan aşağı sıkı yönetimle idare ediliyor. Yıllardır. Bazı yerlerde sıkı yönetimi kaldırıyorsunuz ama bazı bölgelerde kaldıramıyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki biz batılı hukuk devletiyiz, nak batılı hukuk devletisi. Yani sıkı yönetim idaresinin, örfü yönetimin yeni bir hukuk düzeni şeklinde transformasyonundan bahsediyorsunuz. Süren gelenek o ve bu sefer bunu dengeleyecek eski hukukta mevcut olan bir takım frenler, unsurlar yok. Kavramlar da yok. Tabii şimdi ticari hayata baktığınız zaman ticari hayat yürümek zorunda. Orada bir sıkıntı olmaz. Yani çünkü pratik güncel sorunlar açısından bunları halletmek bir şekilde mümkün olur ve aslında bildiğimiz sistem, kapitalist sistem, dünya sistemine eklenmemişiz, Batı Avrupa ekonomisine eklenmemişiz. Oradan gelen bir takım şeylerle biz o ilişkileri yürütüyoruz. Ama atlayarak söylüyorum, başka şeyleri yürütemeyiz. Ceza kanununda çok ciddi sıkıntılar çekeriz. Siyaseti ilgilendiren kanunlarda çok sıkıntı çekeriz. Ve işte anayasa yapamayız. Yani bu hesaplaşma olmadığı için. Yani bununla hesaplaşmak lazım. Bir yerde peşin hükümlerden kurtulmak için de hesaplaşmak lazım. Çünkü bu inkar etmek, geçmişi bilmek.
kafalar belli bir bağnazlık getiriyor. Bu bağnazlığın içinden de etrafınızda olan bir şeyleri anlamanız biraz zor olduğu gibi birbirinize ilişkiyle kuramıyoruz. Yani işte bu tür kayıtlarda daha başka örnekler de verebilirim daha. Yakıt halimizden kendi içinde parçası olduğumuz olaylarda örnekler verebilirim. Osmanlı hukuk düzeninin, yani Osmanlı hukuk tarihinin anlamının önemli olduğunu inanıyorum. Ve böyle bir dertimiz varsa bu ciddiye alırsak bunu, o zaman o hukuk düzeni kendi mantığı içinde çalışmaya, kavramaya uğraşmamız gerekiyor. Şimdi tabii bu düzeni biraz sonra değineceğim. Bunlar genel böyle konular atıyorum. Fırsat buldukça, vaktimiz yettikçe bunlara bir kısmını açmaya çalışacağım. Söylenen o düzenle çağdaşlaştırılamazdı. Olabilir, çağdaşlaştırılamazdı. Fakat bu o düzeni anlama mükellefiyetini ortadan kaldırmıyor. Bunu sorgulayabilirsiniz. Sorgulandığı için hukuk fakültelerinde yıllarca Osmanlı hukukunda hiç söz edilmemiş. Öyle bir yeni konuldu o dersler Osmanlı hukuk fakültelerinde. Fakat bir şey daha var burada. Birbirine bağlantı konular inşallah yani açabilirim. Bu düzeni, eski bir düzeni, hukuk düzenini anlamak istiyorsanız, eski bir düzeni anlamak istiyorsanız bizdeki yaklaşım bir takım zıtlıklar paradigması şeklinde oluyor. Biz de hep söylüyoruz, zıtlıklar son zamanlarda söylüyoruz. Zıtlıklar paradigmaları tarihi anlamamıza, tarihin karmaşıklığını, insan hayatının karmaşıklığını anlamamıza manidir diyoruz. Fakat bir konuda doğrunda ısrarcıyız, o da hukuk meselesi. Hukuk da eskiyle bizim bir alıp veremediğini vereceğimiz bir şey olamaz. Onu belli bir çağdaşlığın tam antitezi olarak kafamızda kavramlaştırmışız ve bu da bir iman. Yani bu öyle bir böyle kolay kolay vazgeçilecek bir şey ikna edemezsiniz insanları yani. Burada bir iman söz konusu. Yani bir din başka bir dine karşı hale gelmiş vaziyette. Şimdi böyle zıtlaşmalar halinde meseleleri irdeleyerek oradan bir şeyler çıkarmak oldukça zor oldu. Fakat şimdi tarihçiler mesleklerinin niteliği hakkında bazı temel duruşlara sahiptir gene. Görebildiğim kadarıyla hepiniz tarihçisiniz. Bunları size söylemem gerekmez. Ama işimiz, iddiamız bizim geçmişle günümüz arasında, şimdi arasında bir takım köprüler kurmak. Geçmişe dair bilgileri gün ışığına çıkarmak. Onun için vazifemiz, başlıca vazifemiz. Onu da söyleyeyim, bu bilgileri gün ışığına çıkarırken bu geçmişte o kadar haşır neşir oluruz ki, yani immersed in data isterseniz, immersed in our sources, o gömüldüğünüz zaman siz de değişirsiniz. İşte o değişmek bakıma nesnelin bir başka boyutu olarak sunulabilir. Yani bunu da açalım icap ederse. Fakat mesele burada aşinalıkları, yani bu kazanılan aşinalığı, geçmişte kazanılan ünsiyeti, o hassasiyeti, anlama yetisini bu tarafa tercüme etmek de bir beceri oluyor. Yani günümüze tercüme etmek, aktarmak da başarılı oluyor. Tabii bize pek vurgulanmayan ama aslında çok önemli bir boyutu bir şey, ortaya çıkarılan bilgileri böyle yığıma aktarırsanız doğru. Pek de tarihçilik olmuyor. İşte yığma bilgi olmuyor. Arşivcilik falan oluyor. Bunlar insicamlı bir metin halinde örerek geçmişi başkalarının da anlayıp akıllarına bir şekilde akıllarında değerlendirebilecekleri bir metin haline getirmek de gene tarihçinin işi. Yani işin o sentez boyut tarafı da, yorum tarafı da o bakımdan işimizin parçası. Fakat kaynak yoksa, malzeme yoksa veya kıtsa geçmişten şimdiye köprü kurmak zor bir iş olur.
tarihçi kaynağı kadar konuşur diyemesek de hiç kaynaksız konuşması daha iyi olur diyebiliriz zannederim. Kaynaklar bol ise o zaman bayram var. Kaynak bakımından fevkalade zengin olan Osmanlı tarihi ise uzun süreler ihmal edilmiş. Şimdi burada ancak yeni yeni önemsenmeye, gelişmeye başlamış tarihçilik mesleğinin geneli içerisinde. Osmanlı tarihinin kaynakları zenginse o zaman niçin bu ihmal diye sormak gerekiyor. Şimdi kaynaklarımız zengin hakikaten. Hani burada da bir sıkıntı var. Diyelim Batı'da mesela demografi ile incelisiniz. Belli demografik kaynaklar var. Şimdi bizim ilk yaptığımız şey hani bu demografik kaynaklar burada. Burada yok demek bizde demografi tarihi yapılmaz. Yani yap ya kafayı kullan başka yerden başka şekilde. Yani bunları kullan. Bu da tarihçinin görevlerinden bir tanesi. Edebiyat tarihçisiniz. Bizde roman yok. Roman yok ama roman ne iş yapıyorsa belki burada ona benzer iş yapan başka şeyler var. Bizde felsefe yok. Felsefe yok ama bizde işte hukukçular var. Hukukçular bu işin bakıma toplum felsefesi yapan insanlar. Böyle bir gelenek var. Yani ila nihayet bunları arttırmak mümkün. Orada ne varsa illa onu birebir buraya geçiremezsiniz. Biraz daha yaratıcı olmak lazım. Ve tekil yani bu konuda hakikaten kat ettiğimiz mesafe çok önemlidir. Yani hani dedim ya çok önemli birikimler var. Hakikaten önemli. Şimdi ben bu kaynak zenginliği ne örnek olsun ya hukuk tarihinin kaynaklarını sizle paylaşayım çok kabaca. Tabi hep biliyorsunuz değil mi? Mahkeme kayıtları dediğimiz kadı siciller var. Mahkeme sicilleri. Başka pek az yeni yeni kullanılmaya başladı. Eskiden de bilinir de çok bir şekilde her nedense ben nedenini biliyorum. Neyse önemsenmezdi şimdi gittikçe önemi anlaşılıyor. Divan-ı Hümayun, yani İstanbul'daki Divan-ı Hümayun aynı zamanda bir tür temiz mahkeme, üst mahkemedir. Temiz mahkemesi demeyeyim, bazen temiz mahkemesi, bazen şey gibi idare mahkemesi, bazen bir çeşit başka bir üst mahkeme şeklinde çalışır. Ve burada bu tür davalar önüne geldiği zaman bunu hakimler, yani de en üst düzeydeki hakimler, esasen Rumeli kazı askerleri, bazen Anadolu kazı askerleri. Fakat bazı uzmanlık isteyen işlerde gene o işin uzmanı olan kadınlara havale edilir. Onlar bakarlar davaya. Şimdi bunların dosyaları mahkeme dosyalarına daha ayrıntılıdır. Çünkü bunlar aslında daha önemli davalar. Şöyle ki çözülememiş, yani kadılık düzeyinde çözülememiş davalar. Onun için bunların dosyası daha kabarıktır. Dolayısıyla siz bütün hukuk mantığını ve sürecini oradan izleyebilirsiniz. Yani bunlara biraz bu gözle hukuk tarihçisi bunlar kullanıldı dediğim gibi ama daha çok sosyal tarih açısından kullanıldı, siyasi tarih açısından kullanıldı ama hukuk tarih açısından kullanan bir ölçüde Ahmet Mumcu var. Şimdi de ben kullanıyorum. Yani onu söyleyeyim, onun için o bildiğim bir kaynak. Fakat orada bitmiyor işimiz. Başka bir kaynak şimdi imtihan gibi sorsam hemen bilirsiniz tabii fetvalar diyeceksiniz. Bu fetvalar da derece derece olur. Şeyhülislam fetvaları çok önemlidir. Şeyhülislam kim olursa olsun fakat onun fetvaları bir tür şimdi bu benim de tam çözemediğim sebeplerle çok ciddiye alınan bir birikimdir ve onlar önemli koleksiyonlar şeklinde zaten çoğaltılır ve dağılır. Fakat aynı zamanda bu fetvalar bir şekilde hiç devletle ilişkisi olmayan müftülerin mahal belli yerlerinde Osmanlı'da biliyorsun geniş bir alanı kapsıyor. Yerel müftülerin diyelim ki Ramli müftüsünün bir şekilde kayıtlarına da girer. Ve bunu referans olarak kullanır. Ya da Bağdat'ta kullanır. Yani benim biraz daha iyi bildiğim bölgeler Osmanlı devletinin imparatorluğu. Demek fetvalar önemli ama şahsi fetvalar da önemli. Çok önemli sayılan düşünürler hukuk
alimleri çıkmış. Müftü bunlar o zamanki konuları itibariyle. Onların fetvaları toplanır. Onlar da baskıları yapılır. Yani baskıların kopyaları yapılır. Dolaşır. Şimdi orada bitmiyor. Bir kadı nereden çıkar? Medreseden çıkar. Medresede hukuk nasıl okutulur? Hangi seviyede neyle okutulur? Çeşitli seviyelerde kullanılan hukuk kitapları da bizim kaynaklarımızdan bir tanesidir. Şimdi gene üst düzeyde okutulan hukuk kitapları çok daha zordur. Onu ileri düzeyde okursunuz ama onlar da önemlidir. Onun üstüne bulunan şerhler de bizim hukuk kaynaklarımız için. Yani bazen şerh, bazen bir kısmına daha uzun risale şeklinde şerh olur. Çünkü kadıların elleri altında bulunsun da yani bir sıkıştığı zaman başvursunlar, kadı kitapları olur, kitabı kadı olur. Şimdi başka türlü kaynaklar da var, pratik maksatla hazırlanmış. Orada bitmiyor iş. Bizim siyasetname türü dediğimiz, ıslahatname türü dediğimiz çeşitli yayınlarda hukukla ilgili pek çok meseleye giriyor. Bunlar da fikir tarihi, hukukun şekillenmesi, hukuk anlayışı şekillenmesi itibariyle önemli kaynaklar. Bitti mi? Bitmedi. Yani gene biliyoruz ki yapılan son çalışmalardan özellikle Rum Ortodoks Kilisesi'nin elinde çeşitli hukuki nitelikte kararlar var. Şimdi gene biliyoruz küçük bir cemaat, Maruni cemaatinin elinde kayıtlar var. Bunlar kendi şeriatlarına göre, yani bizim şeriat dediğimiz fıkıhtaki karşılığı onların şeriatı, bizim şeriatımız onların şeriatı, hukuku demek, şeriat hukuk demek burada. Onların şeriatına göre onların yaptıkları bir uygulama var ve onlar kitapları tutuyorlar. Yani Evgeniye'yi tanırsınız, Evgeniye Kermeli, bu konuda gözümüzü en çok açan arkadaşımız oldu, meslektaşımız oldu. Fakat tabii Yahudileri ilgilendiren konularda nasıl kararlar alındı buna dair de çok bilgilerimiz var. Yani hahamların da bir rolü var. Şimdi bunu da söyleyeyim, bu mahkemelerde Osmanlı'nın dışındaymış gibi biz düşünüyoruz. Çünkü modern kavramlar etkileyici oluyor. Bizim kafamızda Hristiyan, Müslüman bunlar birbirine karışmaz. Yani tereyağla ne bileyim ben su gibi bir şeydir. Veyahut da zeytinyağla su gibi bir şeydir. Katiyen birbirine karışmazlar. Onun için bunlar orada olabiliriz. Bir tane şey kalır, bu devletin mahkemesi. Bu tabii modern hukuk anlayışının etkisi, bir de aynı zamanda modern cemaat kavramının etkisi. Yoksa orada ne olduğuyla diğer daha resmi diyelim isterseniz mahkemeler arasında bir bağ var. Ve bunlar bir sistemin içinde dönen birbirlerine bağıntılı bir takım yapılar. Bunu anlamak bizim için çok zor. Çünkü biz kıta Avrupası hukuk sistemini almışız. Gayet hiyerarşik, gayet korporatist, bir faşist olmaya da yatkın böyle bir devletçi yapı. Mahsus biraz çabuk sokuyorum ki arkadaşlar sonra bana itiraz etsinler diye. Fakat şimdi o bu sistem daha parçalı, daha özelliklere çok yer tanıyan, örflere, başkasının şeriatına yer tanıyan, prim veren ve ama gene de her şey gene bir şekilde bir araya gelebildiği, her şey bir şekilde gelebildi. Dolayısıyla işin mantığını bütün olarak kavrayıp kavramlaştırabileceğimiz, anlatabileceğimiz bir sistem var ortada. Ama bunu anlamak için siz şeylere de gideceksiniz. Yani bu kaynaklara da gideceksiniz. Onları dışlayamazsınız. Onlar gitmişler. Yani bu dediğim mesela vakıflar konusunda biliyorlar ki normal bizim fıkıh kurallarına, fıkhın vakıflar hakkındaki mevzuatına tabidirler. Bu yaptıkları işin doğru olması için diyelim bir mektep vakfı, Hristiyan mektep vakfı, Hristiyan manastır vakfı veyahut da Yahudi mektep vakfı. Bunların idaresi konusunda dikkatli davranmaları lazım. Bunu dikkatli davranmak ne demek? Şeriatın o konudaki mevzunu bilmesi demek.
Sonra bazı konularda itiraz merci mahzı normal kadın mahkemeleridir. O konularda gene kadının ne tür karar vereceği hakkında bilgiler olması lazım. Şimdi yalnız bilgiler nette kalmıyorlar, oturuyorlar bunları yazıyorlar. Elimizde mahvelere yazdı. Gene benim bildiğim konu olduğu için oradan örnek veriyorum. Bir yerlerinde merak bile etmemişiz böyle şey var mı yok mu diye. Mahvelere yazdı fıkıh kitapları var. Niye yazıyor yani fıkıh kitabında? Patrik Bey demiş ki, oturup çalış. Yani bize uzman lazım, çalışmış, öğretmiş, yetiştirmiş ki Maruni cemaatin içerisinde çıkan kararlar şeriat mahkemesine, yani İslam şeriat mahkemesinin önüne gittiği zaman orada kararlarda bir tutarlılık olsun ve dönmesi karar. Şimdi onun için onları biz bilmek zorundayız. Nasıl anlamışsın onu? Onların harf ve hukuk anlayışı bilmek zorundayız. Bu da işin parçası. Şimdi başka bir şey daha var yani Aleviler, Dürüzüler, bunlar tabi ayrı cemaatler, tam Sünni cemaatlerin içinde değil Şiiler, başka daha İsmaililer mesela. Bunların mahkemelerinde mahkemeleri var. Ama gene bu mahkemelerin işlemesi için ve kurumları, onları yaşatan kurumların işlemesi için vakıfların olması lazım. Bu vakıfları gene normal fıkıh mevzuatına tabi ve mahkemelerden sorulur. Yani kadı mahkemelerinden sorulur. Ve kadın mahkemeleri iş bitmezse divana gider. Şimdi onun için onlar da bilmek zorundalar ve yapılan araştırmalar bize bu konuda da ipuçları vermekte son zamanlarda yapılan çalışmalar. Tabii örf çok önemli, örf bilmek lazım. Ayrıca onu bilmeyeceğim ama peki sistem çalışmadığı zaman ne olacak? Ayaklanma olur. Yani bu ayaklanmalar illa ya esnaf ayaklanır biliyoruz. Hiç ayaklanmasa kapatır dükkanları, açmaz protesto için. Ama ayaklanır da biliyoruz, kıyam dediğimiz şey. Gene o 18. yüzyıla ilgili toplantıda güzel tebliğler vardı, o konuda tebliğler vardı. Ama bu kıyam örneklerini, ayaklanma protesto biçimleri örneklerini arttırmak mümkün. Çünkü ayaklanmeler var. Şimdi o şikayetnamelere baktığınız zaman orada her çeşit insan var. Bu ayaklananlar arasında yalnız Müslümanlar da yok. Gayrimüslimler de var. Yani benim yazdığım birkaç şey de onlara değindir. Daha da yani incelenmesi gereken bir konu. Şimdi bu kıyamlar niye bizim hukuk kaynağının gelini? Bakın hukuk mekanizmaları ne yapar? İnsanları bir araya getirir, uzlaştırır, haksızlıkları çözer. Çözemediği zaman da bir baskı da, baskı aracı da kullanır. Ve böylece toplumda iyi kötü bir takım şeylerin huzurlu ilişkilerin yahut da yani büyük patlamalar çıkmadan istikrarlı bir şekilde sürmesini, yürümesini sağlar. Her yerde büyük hukuk bunu yapar. Bunu yapamadığı zaman sistem aksamış demektir. İşte o aksadığı yerlerde bu ayaklanmalara bakmak gerekir. Fakat bu ayaklananlar da acaba nasıl bir dil kullanıyor? O dil size hukuk kavramlarını, hak kavramını ne ölçüde yaygınlaştığını en güzel ipuçlarını verir. Hak nedir? Adalet nedir? Ne zaman yani meşruiyetini kaybetmiş olur bir hükümet, bir vali, bir kadı? Ne zaman meşruiyetini kaybetmiş olur? Bir sultan ne zaman meşruiyetini kaybetmiş olur? Niçin, nasıl ifade ediyorlar bunu? Tabii bunun da edebiyatta da var. Tarih kaynakları genellikle resmi mahiyette olduğu için yani memurlar tarafından yazıldığı için bunlar işte çapulcular falan diyorlar ama o çapulcu, çapulcuların kendisi başka bir kullanıyorlar. Peki. Yani bunları böyle söyledim şey açısından görüyorsunuz yani bir hukuk tarihine baktık. Başka bir şeye baksanız, o daha ne kaynaklarımız var. Peki bu kaynakları biz oturup da bunlarla niye uğraşalım? Yani veyahut da uğraşmayanlar bu kadar bol kaynak varken niye uğraşmamışlar? Çok yenidir, bakın size söylüyorum, 1973'te ben arşive girdiğim zaman diyorum size, 3. Eylül'de Kasım veyahut da 2. Eylül'de girdiğim zaman biz 10 kişilik diyorum size. Yani bu kadar önemsenmeyen bir konudur Osmanlı tarihi. Ve onu da söyleyeyim, yani o zaman
ilgilenilen konular işte 19. yüzyılda ilgilenmişsiniz, 16. yüzyılda ilgilenmişsiniz. Yani 16. yüzyıl devletin kuvvetli olduğu yerdir. Son devlet çöker, 19. yüzyılda devlet yeniden kuvvetlenir. Onun için önemli olan odur. Arada ne olmuş çok önemli değildir. Sonra işte yani hakikaten Metin Kunt gibi, Süreyya Faruk gibi arkadaşlarımız 17'yi doldurdular. Şimdi 18'e daldık, 18'i kurtarmaya çalışıyoruz ama hala kurtarabilmiş değiliz. Yani 17'de de eksikler var, 18'de de eksikler var. Araları dolduruyoruz yani. O resim değişiyor. Osmanlı tarihinin kavrayışımız resim olarak değişiyor. Ama dediğim gibi insanlar ihtiyacı soruyor. Yani o zaman önemsizdi, niye önemsizdi? Bu kaynaklar yine orada duruyordu. Şimdi önem kazanıyor, niye önem kazanıyor? Kazanıyor mu? Ne kadar kazanıyor? Hangisi kazanıyor? Onun için tabii şey demek mümkün, oraya tarihinde işe yarar gibi bir soru sormak mümkün de. Peki sorayım ben, gene şey olsun. Yani bazen sormuyoruz, yani yapıyoruz işte. Yani niye yapıyoruz bu işi, niye sormuyoruz? Ben tabii kendimden biliyorum, ben zevk alıyorum. Yani çocukluğumdan beri tarihi konulardan zevk alıyorum. Onun için yapıyorum. Yani hikaye, hayal gücü vesaire diye başlarken sonra iktisatçılığı bırakıp yani bu işi yapmaya giriştim. Oradan ekmeğimizi oradan yiyoruz. Ama bir taraftan yine sormak lazım. Yani biz bu işi niçin yapıyoruz diye. Netice itibariyle öğrenci alıyoruz. Yani bu öğrenci yetiştireceksin yani yazıkına. işe yaramayacaklarsa anlayalım. Yani daha iyi. Fakat onlara bir heves, istikamet verebilirsek de hakikaten yaptıkları işin bir işe yaradığını da hissederlerse başka türlü olabilir. Sırf zevkten yani yürütecek iş de değil. Ayrıca onu da söyleyeyim, çok zahmetli bir iş tabii gene hepiniz en az benim kadar biliyorsunuz. Yani onun için sizin daha işçiliğiniz sizin ne işinize yarıyor onu siz karar verin. Böyle sanat sanat içindir, bilimde bilim içindir deyip, tarihte tarih içindir deyip oturup yani elimizi tersiyle sormayla bir kenara atabiliriz. Peki orada eyvallah ama yani bir takım kaşıtları var işin. İnciden inciye irdeleyecek vakit yok ama konumuz itibariyle yani Osmanlı tarihi neye ne katkısı olabilir ki yani oradan hani, aksın diye merak sahipliğiyle sorunca tabii tarih ne işe yarar sorusu bir anlam kazanıyor. Dedim bir geçmişe merak önemli. Bir insanın kendisi bilmesi, tanıması bir yerde onun hafızıyla ilgili olduğu gibi toplumlar içinde böyle küçük topluluklardan tutun, bir aileden tutun, bir kabileye oradan derken bir yerine kadar bir belli çevrede yaşayan insanlar arasında bir bağ kurulması, örülmesi ile o geçmişin hafızası arasında bir bağ var. Bu iki açıdan hem kişinin hem küçük toplulukların tarihini, biyografi, mikro veya yerel tarih önemsemek gerekir. Yani bu geleneği içerisinde de örfü önemli kaldıkça ben örfün ne işe yaradığını gördükçe hakikaten bu yerel tarih, mikro tarih benim gözümde daha da bir önem kazandı. Ve biraz da Osmanlı İmparatorluğu diyecek bu çok eminim ben Tarih Vakfı'nın üyeleri ve müdahillerisiniz. Sizin için değil bu ama benim çok böyle çarpıcı olarak karşıma çıkan sorunlardan bir tanesi tarih konusundaki devletperestlik. Yani fark etmiyor İslamcısınız, Atatürkçüsünüz, yani liberalsiniz, eğer Türkseniz yani böyle bir açık anlayışı iliklerimize işlemiş. Yani zihinlerimizi kılcal damarlarına kadar girmiş. Şimdi Osmanlı yani Memaliki Mahpusa adı üstünde bir sürü ufak devlet, ufak şeyden, bölgelerden oluşan ve bir sürü topluluktan oluşan bir yer. Bunların hepsi bir arada nasıl duruyor? Ya da bizim Paul'un bir deyim bir sözü var, patates çuval gibi ya işte devlet var etrafında çuval içerisinde ve çözersen devleti patatesler nasıl dağılır hep söylüyor dağılır böyle toplum mu olur diye o devam ediyor.
anlayışını sürdürmeye. Ben buna nasıl değilim yani, bu böyle yaşamış işte torunum orada. Yani arada da öyle o kadar da patates gibi değil. Yani patatesler çiçekleşmiş, yüklerinden filizlenmiş, akışkanlık kazanmış bir küçük toplum üyesisiniz, başka bir yerde başka bir toplum üyesisiniz. Böyle akışkan, değişken bir toplum anlayışını size getirir. Şimdi hemen söyleyeyim, yani nasıl vaktim kalmayacak ondan sonra sakladığım şeyi şimdiden söyleyeyim. Osmanlı tarihinin hiç önem kazanması sebeplerinden biri de bu özelliği zaten. Ve eğer dünya tarihçiliğine bir katkısı olacaksa yine bu özelliğinin açıklanmasıyla, anlaşılmasıyla olacak. Niye? Çünkü kuvvetler dengesi öyle işliyor ki şimdi dünyada bir akışkanlık var. Yani dünya böyle bir, dünya bir bakıma çuval. Yani tutuyor bizi. Daha kuvvetli devletler var, onların etkinliği var, şirketler var vesaire, ama onun dışında bir sürü küçük topluluklar var. Ondan sonra bunlar birbirine bağlanıyorlar, çözülüyorlar. Akıyorlar başka yere, başka şeye bağlanıyorlar. Yani hani mikro, postmodern bir dünya. Premodern, early modern, yakın çağın Osmanlı Devleti. Diğer imparatorluklar da böyle. Onun için genelde imparatorlukların bir ilgi var. Acaba bu değişik bileşimlerden biz bugünkü dünyanın karşı karşıya kaldığı sorunlara bir çözüm bulabilir miyiz? Biliyorsunuz eskiden ulus devlet her şeydi. Hatta bir Halk Partisi milletvekilimiz var İzmir. Ve bu diyor hala tarihin sonu. Yani bundan başka şey yok. Onun için bu ölçü, ona göre millet budur, ulus budur diye ya Rabbi ya Resulallah. Yani kafamıza yani indirip duruyor ama farkında değil. O devlet kalmadı artık. Yani şey gibi düşünün, yapı gibi düşünün ulus devletini, tepesi atıyor. Yani hani hakimlenmesi vesaire konuşun dediğimiz olay değil mi? Asterisklerdeki gibi gökyüzü üstümüze çekecek yani. O şeyin üstten çıkıyor, yandan çıkıyor, yandan boyuna sular gelip çıkıyor işin içine. O ne demek? Yani bölgesel ittifaklar, yani Ege'nin iki tarafında siz birlik kurarsanız Yunanistan da başka bir şey olacak, siz de başka bir şey olacaksınız. Yani bütün Ege birliği lazım orada. Eskisi gibi değil ki Yunan benim düşmanım gebersin, Türk benim düşmanım tektir olsun gitsin. Yani olmuyor. Orada Karadeniz'de olsunuz, Karadeniz'in etrafında bir şey yapmaya çalışıyorsunuz. Orta boyu açılalım biz herkese, yani Davutoğlu'nun söylediği kuşlarımızın her biriyle kavgalıyız, karış halinde olmamız lazım dediğinin arkasında yatan şey işte bu. Yandan gelen baskılar, bölgesel ittifaklaşmalar, bunun örnekleri çok tabii. Ama alttan da bu su alıyor. O ne demek? Yani bunu da şöyle ifade etmek mümkün. Gittikçe bütün devletlerde çok ilginç olarak, ulus devletleri dediğimiz şeyde, yerel özellikler ve yani bir takım şeyler, meslek grupları diyelim isterseniz, onların bir tür özelleşmesi, kendi kendilerini yönetmesi, yerel yönetim gibi baskılar aşağıdan geliyor. Bu tabii etnik çeşitlilikten de, kültürel çeşitlilikten de bir ilgili taraf var. Biz bugün onu da yaşıyoruz. Yani ne yapacağız? Yok mu edeceğiz? Yoksa bir takım şeylerle, ayarlamalarla, sistemde yapılacak ayarlamalarla yeniden bir arada beraber yaşamaya devam edecek miyiz? Yani şimdi Osmanlı tarihi çok zengin örnekleri bu. Yalnız Osmanlı tarihi değil tabii. Yani ölüm adını dediğimiz yakın çağ imparatorluklarının hemen hepsinde bu özellikleri görüyoruz. Fakat bunların içerisinde en enteresanları hakikaten Timurlular var, Hindistan'da da Osmanlılar var. Yani bizim tarihçiliğimizde bir gelişme de oradan çıktı. Hep yalnız Batı'yla karşılaştırdık. Yani bu sefer başka türlü karşılaştırmalar yapmaya başladı. Osmanlı tarihi de ona göre farklı yorumlamaya başladı. Tabii bütün bu böyle olmakla beraber profesyonel olarak tarihçiliğin çıkması gene, yani çoğunuz benden diyebilirsiniz, Zafer Hocam orada, o en iyidir. Yani milli kimlik oluşmasında bilimsel tarihin bir yeri var. Milli kimlik oluşturmanın ana araçlarından bir tanesi olmuş. Tarih merakı, tarihçilik çok eski bir merakla
işte bunların yani tarihçiliğin bir akademik disiplin haline gelmesi esasen 19. yüzyılın son çeyreğinde. Yani bu ulus devletçiliğin, milliyetçiliğin iyice ayyuka çıkmaya başladığı ve mahiyet değiştirdiği bana sorarsanız bir dönem bu. Şimdi bizim de tabii kendimize göre tarihçiliği böyle kullanmışız ve ortaya bir kimlik çıkmış. Şimdi bu kimlik tosladı yani duvarlara tosluyor. Bunu değiştirmek lazım. Ama gene başladığım yere geleceğim. Bakıyorsunuz insanlar birbirleriyle konuşuyor. Ne konuştuğunu anlamıyor. Farklı farklı ve parçalı kimliklerin militanca inşa edildiği bir böyle kaygan zemine girdik. Bundan çıkmak için herkes tarihi kendi bu tabii herkes tarihi kendisine göre okursa o zaman bu böyle devam eder. Daha ciddi sorunlar olur. Ama bunun şeyinden üstesinden gelmek için de tabii tarihi daha ciddi okumak bir iştir, galiba görevdir. Tarih hakkı kuruluşlara düşen de herhalde bunu hatırlatmaktır ve doğrultuda işler yapmaktır. Tarih bilgisi laboratuvar hizmeti de görülüyor, çok önemli o dediğim gibi. Yani hukukun insan bir soru sorsanız yani hukuk önemli, herkes belki katılmaz ama bence hukuk önemli. Hukuk insan hayatında ne iş yapar? Niye böyle mahkemeler var gibi bir soru sorduğunuz zaman yani buna cevap vermek için mümkün olduğu kadar çok deneyim ve tecrübeye bakmanız, birikime bakmanız lazım. O zaman daha esaslı bir bilgi çıkıyor. Belki bunları zaman içerisinde ta şu zamanda hukuk şöyle bir iş görürken bu zamanı böyle yapar. Ama genelde hukuk olarak devamlılığını nasıl sürdürmüş, insan hayatı gününü nasıl sürdürmüş sorusuna ne cevap vereceksiniz? Bu önem kazanır. İşte biz yani o konularda dediğim gibi bütün tarihçiliğin tarihine ve bu arada hukuk tarihinin tarihine girecek hak eden halim yok ama söyledim zaten Osmanlı tarihini ciddiye alalım diye sorarsak bence biraz değiştireyim bu soruyu. Osmanlı tarihi ciddiye almaya başladı. Osmanlı hukuk tarihine ciddiye almaya başladı son zamanlarda. Niçin böyle oluyor sorusun cevabını vermeye çalıştım. Yani bir değişiyor. Yani ulus devletlerinden başka bir zemine girdik. Ne olacak kimsenin de bildiği yok da. Yani o konuda falsılık yapacak halim de yok. Ama bu arayış içerisinde buradaki tecrübe önemli ve üstelik bunun kaynağı da var. Gibi bir idrak bir anda kapılar açıyor. Kapılar açıyor önümüze. Ama hukuk tarihinin ciddi alanı başka bir takım belki daha kendimize yönelik boyutlarına da değinmiş oldu. Burada yani hukuk tarihine yaklaşımlar tabii çeşitli. Bir tanesi dedim biraz pozitivist, kemalist anlayış. Biz toplumun nereye gitmek istediğini biliyoruz. Dolayısıyla öyle bir hukuk sistemi alalım ki hukuk sistemiyle biz o insanları bulundukları yerden bizim bulunmaların istediğimiz yere gitmelerine yardım etsin bize bir araç olarak. Yani insanları dönüştürme aracı olarak. Tabuları azay insanlar ya beğenmediğiniz bir kalıpta bunu alıyorsunuz. Başka bir kalıba dökmek için bir araç olarak. Şimdi bizde hakim olan hukuk anlayışı bu. Yani başbakanımız da ekinin biri ben size hesap soracağım. Buna hepsine hesabını soracağım. Siz mahkemeye vereceğim derken ne yapıyorsun arkadaş? Sen bırak mahkemeye. Yani mahkeme o kendisi sistem. İşte onun mahkemesi. Onun mahkemesi. Yani korkunç. Ve bunu yani ne kadar vahim bir durum olduğunu da idrak etmiş gibi gözüküyor. Hukukçular da gözükmüyor. Yani şimdi laf açıyor ama unutmayalım. Yani hukukun
canını okuyan Kenan Evren Paşa'ya Türkiye'nin Sözde Enesik Üniversitesi'nin Enes Hukuk Fakültesi, İstanbul Hukuk Fakültesi doktora verdi. Doğru amacın ısrarıyla o yani versin canım, mühendisi doktorası ne versin yani, hukuk doktorası vermeyeceği şey yani, yaptıklarını düşünürseniz, hatırlarsanız vermeyecek bir doktora varsa hukuk doktorası. Fakat yukarıdan gelen arzu üzerine kendisi onur ettiler, derece verdiler. Bütün o profesörler, İstanbul Üniversitesi hukuk profesörleri sıraya dizilen ve elini öpmedikleri kaldı. Biz böyle bir şeyden geliyoruz yani, durumdan geliyoruz. Onun için bu şekilde hukukun böyle tepeden inmeci bir kullanışları, eğer Osmanlı geleneği ise ümit yoktur bu memlekette. Ben kendi açımdan söylüyorum. Fakat benim gördüğüm öyle değil. Benim gördüğüm öyle değil. Bu 19. yüzyıldaki dönüşmelerin ve biraz daha Cumhuriyet'in ve artık Türkiye'den bir gelişme. Şimdi hukuk tarihini bu bakımdan ciddi almak lazım. Yani doğrudan doğruya insanın yaşamıyla, bu yaşam kalitesiyle ilgili bir durum var ortada. Şimdi hukuk böyle olsaydı, yani hep böyle tepede inme, padişahın kütlanın arasında bir durum olsaydı, Osmanlı Devleti 600 yıl yaşar mıydı diye bir sormak lazım. Yaşar mı diyorsanız mesele konuşur. Yani ben yapabileceğim bir şey yok. Benim size söyleyebileceğim, öğretebileceğim bir şey yok. Fakat yani özümle öğretmek dedim yani sohbet biter demek istiyorum. Sohbet biter. Ama yok olmaz. Yani muhakkak bir şekilde bir hak hukuk düzeni olmalı ve üstelik de bu hukuk kavramları iyi kötü hani Gramsci anlamında toplumda da bir tür yaygınlık kazanmış olması lazım. İşlemesi için bunu. Bu nasıl oldu sorusu neden önem kazanır? 600 yıl yaşamazdı. Yukarıda inme ceberun böyle bir insanları yani hesap soran bir hukuk sistemiyle ve onları bir yerden bir yere getirmeye yönelik hukuk sistemiyle bu olmazdı diyorsanız ne olduğuna baktığında başka bir şey görür. İnsan görüyor. Ve o karmaşık yapıları da anlamamıza yardımcı oluyor. Onu da söyleyeyim. Tabii bir sıkıntı var burada. Osmanlı hukuk düzeni İslami hukuk gelenekleri üstüne kurulmuş. Onların devamı niteliğinde. Onları geliştirmiş, bir yerlere götürmüş. Felsefi olarak değil ama pratikte götürmüş. Yani ben hala göremedim. Fıkıh uzman arkadaşlar da okuyacak biliyorsunuz onu ama ben hala göremedim. Yani büyük hukuk, fıkıh alim bize yok. Ama büyük avukatlar var, büyük yargıçlar var. Yani hukuk düzeni kurucuları var. Bu bakımdan o mantıkla da ona ışık tutan mantıkla gene o fıkhın prensipleri, ilkeleri, normları ve tabii daha pozitif hukuk anlamında bir takım uygulamaları. Bunu bir kıyafet gibi üstüme giyin, bundan toplumu dönüştüreyim derseniz buyurun. Netice ortada. Netice ortada. Yapamazsınız. Eski yere ile aşamazsınız sizi. Yani hamus yok İngilizce tabi. Onun için siz bunu başka bir köy hiç beklemediğiniz yerde karşınıza çıkar. Yani örnekleri veririm de görebildiğim kadarıyla bunu anlayarak değiştirirseniz o zaman hem oradan bir takım değerleri bu tarafa aktarırsınız, aktarabilirsiniz ve o zaman kurduğunuz sistemin derinliği olabilir. Kimi geliyor bana? Bunda yalnız değilim. Yani biraz sanılırsak son hukukçularımın ve aynı zamanda Alman hukuk filozoflarının ve sosyal bilimcilerin Hamlet Maske filozof, sosyal bilimci düşünürlerin aklındaki şeyde yorumda bu. Öyle tarihten kopmuş bir hukuk sistemi bazı anlarda işler gene Hamlet Maske burada düşünerek söylüyorum. Normal ticari ilişkilerde işleyebilir. İşler aksamada orada da işlemiyor ya.
şeyin, ya orada sıkıntılar var, ciddi sıkıntılar var, onun örneğini vermek mümkün ama ceza hukuku alanında, genel olarak anayasa hukuku alanında, kamu hukuku alanında insan-devlet ilişkilerinin kavramlaştırılması açısından ve hak kavramının içerilmesi açısından büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalıyor. Bizim sıkıntımız da bu. Yani belki dünya tarihinin hukukçu tarihçiliğinden pek bir katkımız olmayabilir ama zannederim bu konuyu ciddi alırsak kendi içimizde bazı şeylere, bazı katkılarda bulunabiliriz. Ama bunun için en başında ima ettiğim, değindiğim gibi siyah beyaz şablonlarla olacak iş değil bu. Yani İslam hukuku, Türk hukuku o zaten şeydir. Yani işte Allah kelamından başka bir şey değildir. Allah kelamıyla biz dünyayı nasıl yöneteceğiz derseniz o zaman ne onu anlamışsınız demektir ne de oradan bir şey kazançları çıkarak burada bir şey kurarsınız demektir. Biraz da olumsuz bir vaka. Yani Timur'un kitabının sıkıntısı da orada. Varsayıyor. Yani onun değişmezliğini varsayıyor. Başkaları değişmişse ondan çok daha bir günlerine yüklü Batı hukuk tarihinde bu değişmeler olmuş da Müslümanlar ne değişmeyecek? Müslümanlar değişmez. Değişirlerse artık Müslüman olmaktan çıkarlar. Bu kimin lafı? Kimin lafı bu? Böyle insanlık tarifi olur mu? Ama biz bunu düşünmeden kabul ediyoruz. Kabul edince sıkıntıya giriyoruz. Yani evet bir katkımız olabilir. Kurumsal sıkıntılar var. Onları artık sorularda açayım çok konuştum Susay'ın. Teşekkür ederim. İtham sözünden biliriz ve işte bunun örnekleri var. Onları verebilir misiniz? Mesela ticarette de belki aşılır değil ama orada bile aşılmaz. Ceza hukuku demek ya işte. Onun örneklerini verirseniz. Benim şimdi yalnız ikisi birbirine ayrı. Yani ticaret hukukunda bunu aşağıda sıkıntılar var dedim ben. Bu sıkıntılar bankacılıkta sektöründe zaman zaman karşımıza çıkıyor. Fakat birçok konuyu biz hiç mevcut kanunlara başvurmadan tahkim yoluyla hallediyoruz. Yani tahkim avukatları normal avukatlara çok daha büyük işler yapıyorlar. Çok daha fazla para kazanıyorlar. Şimdi bu tahkim tabii çok ilginç bir meselesi. İşte o güncel hukukun şey boyutu. Fakat bu itham usulü dediğim şeyi örnek vereyim. Barkan Hoca sağ olsun, kanunun rasyonel, şeriatın ise bir takım iyilikleri olmakla beraber dini olduğu için yani donmuş kalmış bir halde olacağını söyleyen ilk önemli tarihçilerden bir birçok vesaire sonra söylediler. Şimdi onun arkasını İnalcık ilk başta söyledi. Buradan gelişen bir kanun kavramı var bizde. Kanun rasyonel, sultan kanun yapar. Sultan kanun yapmadığı zaman iş ulemaya geçer. Ya fukaha dememiz lazım. Onlara geçer. Onlara geçtiği zaman da işte ortadaki netice görüyorsunuz. O yüzden John Scripture'un şeyse devleti zayıflaması. Dolayısıyla biz bunu değiştirmemiz lazım. Nasıl değiştireceğiz? Yeniden sultanın kanun yapma yetkisini arttıralım. Sultan yeniden kanun yapmaya gitsin, iki Mahmut'a başlar. En ceberut sultandır benim görebildiğim kadarıyla. Osmanlı tarihinde ama bizim için büyük kahramandır. Çünkü modernleşimi başlattı ve kanun yapma yetkisini bir bakıma merkeze aldı yeniden ve şeyleri de marjinalize etti, ulemayı da marjinalize etti. Dolayısıyla çok akıllı bir iş yaptı. Ondan sonra biz başladık kalkınmaya, hala kalkınıyoruz, hala modernleşiyoruz. Fakat o kanunlar karşısında bir denge kalmadığını bu gelişimi çok hayran Bernard Lewis ilk başta gözümüze soktu. Yani kanun su padişah yahut da padişahın yetkisini onun adına kullanan vezirler o kadar büyük yetkilere sahip oldular ki genç Osmanlı hareketi şeriat isteriz diye onları eleştirdi.
Şeriatı niye istiyor? Çünkü şeriat aslında yani gelenekteki yeri itibariyle askeri güce, yani bugünkü anlamıyla askeri güce elinde kılıç tutan, sopa tutana karşı böyle sopası olmayan insanların koruyucusu mahiyetindedir. Bunu kaldırdığınız zaman bütün bakıma herkes sultanın emriyle yönetilecek bir hale girer. Hiçbir denge kalmaz. Onun neticesinde de belki siz yeni kanunlar geçirerek toplumu modernleştirirsiniz ama ortaya çıkan batı anlamında bir hukuk düzeni olmaz. Olduysa siz bana söyleyin. Başka bir şey. Yani burada olan şu. Bütün o hukuk düzenini bir şekilde yorumluyorsunuz. İçinden bir unsuru alıyorsunuz. Sultanın kanun yapma etkisi. Onu hepsine tahakküm eder hale getiriyorsunuz. O kapıda bir şeyler, yeni bir şeyler yapma gibi açılmıyor fakat ortaya çıkan netice merkezin tamamıyla dengesiz bir şekilde topluma tahakküm etmesine yol açan bir şey oluyor. Durum oluyor. Buna karşı tabii ortaya çıkan şey de 19. yüzyılın tarihi. 16, 17, 18 önce yüzyıllar hakkında yapılan çok önemli çalışmalar var. Daha iyi anlıyoruz. Bütün bunların neticesinde 19. yüzyıl tarihi de muhakkak baştan yazılacak. Henüz 19. yüzyılda böyle yenilikler yok. Ama biraz anladıkça bunlar neyin nasıl değiştiğini o da başka olacak. Bir örnek daha söyleyeyim. Çabucak bir makale yazdığım için onu da söyleyeyim. Eskiden maslahat demek insanların temel haklarının korunması demekti. Sonra bu maslahat gene bu reformlarla beraber raison d'état anlamını kazandı. Devletin menfaati. Bugün de o anlamdadır. Bugün de o anlamdadır. Amme menfaati demek devletin menfaati demek. Eskiden amme menfaati İbadullah'ın menfaatiydi. Müslüman da değil yalnız. İbadullah Allah'ın hizmetkarları, kulları demek, hizmetkarları, İbadullah. Onların menfaatiydi. Fıkıhta ilk okuduğumuz prensiplerden bir tanesi, mekasit-i şeriat, şeriatın maksadı, işte bu söylediğim, güçlüye karşı güçsüzü korumak. Ve insanların arasında sulh yolunu ve ilişkileri götürmek. Yani biz bunları hiç bilmiyoruz. Şeriat deyince aklımıza yalnız ama Kemalistlerimizin, liberallerimizin, batıcılarımızın, batılaşmacılarımızın değil, İslamcıların da aklına gelen devlet eliyle belli bir takım şeyi anlayışı insanlara giydirmek. Laftan lafa atlıyorum. O ayrı bir konu. Yani İslamcıların şeriat anlayışı da şeriatı tahrip edilmiş şekli. Osmanlı Devleti de onun için bilmek gerekiyor. Osmanlı hukuk tarihini o açıdan bilmek gerekiyor. Yani bir kapı açtınız. Çok büyük bir kapı. Onun için biraz geniş oldu cevaplar. Umarım bilin hepsi de merakınızı en azından uyandırmış bir şekilde. Hocam çok teşekkürler. Bu soru bağlamında aslında benim soracağım sorunun da büyük bir kısmını cevaplandırmış oldunuz ama ben yine de bir şey merak ediyorum. Bu maslahat ve daha geniş çalışmalarla İslam hukukuyla, Osmanlı hukukuyla insan hakları mefhumunun aslında organik bir bağlı olduğunu söylüyorsunuz sık sık konuşmalarınızda, derslerinizde ben çok duydum bunu. Benim merak ettiğim bugün Osmanlı hukuku çalışmalarının geldiği noktada bunu derinlemesine anlayabilen kaç kişi var sizi biliyoruz. Acaba siz diyalog içinde misiniz? Başka bunu gerçekten kavramış ve bunun üzerine giden çalışanlar var mı? Ve tabii ki ne işlere yarayabileceğini çok güzel açıkladınız. Var aslında ama çok zor bir konu. Zor bir konu. Çünkü bir bakımdan yani dediğim gibi bu İslamiyet'in, İslamcıların, İslamiyet'i ciddi alanların tavırlarında bunun da bir tarihi var, yakın bir tarihi var. Şimdi bizde bu konuda yazılan kitaplar
bakarsanız bir Mısır etkisini görürsünüz. Bu Mısır etkisi, Mısır'daki kendi öz bir tarihi var. Şeye göre, Samburi'nin, Çetan'ın etkileriyle en çok ama başkaları da var. Pek bu dediğim gibi anayasal meseleleri, ceza hukuku meselelerine, kamu meselelerine girmeden ama ticaret hukukunu şeylere bölmüşler. Oradaki birikimi almışlar, şeye karşılık yani Fransız hukukundaki karşılıklarına göre yeniden yazmışlar. Şimdi açıp bakarsanız mesela Mehmet Akif Aydın'ın kitabına hukuk tarihi, Türk hukuk tarihi diyor. Önce tabii Türkler hatta Tavkulu yani oradan başlıyor. Sonra bunu anlatıyor. Bunu anlatırken kullandığı çarpık başlıkları bilmez mi? Mehmet Akif bu konuyu en ilgilenen insanlardan, en ciddi alimlerden bir tanesi. Fakat onu modern hukuk kitaplarının chapter'larına göre, chapter başlıklarına göre, fasıl başlıklarına göre tanzim ediyorlar. Şimdi insan hakları nereye girer? Yok. Yani insan hakları deyince tabii işte fıkıhta engeli olan hakikaten bir takım temel prensipler söz ediliyor. Fakat bu fıkıhta yeri var onun. Yani olması da lazım. Usul hukukunda yani bununki anlamıyla usul hukukunda yani suçsuz bir kimse cezalandırılamaz. Normal bir hakim önünde yargılanmadan cezalandıramaz. Aslında işkence yapılamaz. İşkence tabii yapılmasını Osmanlılar kabul etmişler. Bir takım hikayesi var onun da. Ama o zaman onun da bir takım yükleri var öyle. Onun da bazı sınırlar getirmişler. Kendilerine göre bir düzen kurmuşlar. Fakat bu maslahatın üstüne bina eden çok adam yok. Çok adam yok. En sonunda yani o kadar derin bir konu ki bu farklı farklı düzeylerde çözüm aramışlar sıkıntılara. Bir tanesi dediğim gibi kanunların en kolay adapte edilecek. Çünkü İslam ceza hukuku unutmayalım. Müslüman olmayan ülkelerde bile geçerliliği İslam ticaret hukuku. Yani piyasa hukuku, muamilatın faslı şeyden önce en evrensel olan bu Batı hukuku gelişmeden önce en evrensel olan ticaret hukuku. Öyle tarafları var. Sonradan sıkıntılara uğruyor. Ama şeye yani diğer fasıllarda çok mekanik bir yaklaşım var. İnsan hakları konusunda da yalnız bütün yalnız bırakılmış değil. Mesela bizde kim var söyleyeyim bunu yapan şimdi bir kardeşim Murat Çizakça. Murat Çizakça var. Murat Çizakça çok liberal bir anlayıştır. Bir de bilmez değil yani ticaret faslını, senetleri vesaire onlar çok güzel bilir. Fakat burada insan haklarına gelmek için gayet liberal bir perspektifi zorluyor o sistemin üstüne. Sistemin kendi içine almak için onu ciddiye almak mı? Hoşa gittiği için ciddiye alırsınız. Ama bir kalıcı etkisi olmaz. Bir diyaloğa giremezsiniz. Diyaloğa girmek için ne yapacaksınız biliyor musunuz? Yani ta Gazali'den başlayarak, masal kavramından başlayarak, ondan sonra onun üstüne getirilen mesela tabii Şatibi'yi kullanarak hep söylediğim yani en önemli gelişme, onun üstüne Şatibi. Ondan sonra bir takım isimler var. Oradan unsurlarla beraber o geleneği bir kere ortaya çıkarmak lazım. Ondan sonra geliştirmek lazım. İş bize düşüyor. Bir şey daha var benim iddia ettiğim yapılabilecek olan. Osmanlılar diyorum şey yapmamışlar. Yani felsefesini yapmamışlar işi. Ama uygulamada o maslahat prensiplerini nasıl kullandıkları bize onların nasıl yayınlanıp bir tür hak kavramına dönüştüğünün delili olarak karşımıza çıkıyor. Belki bu da benim romantizmim. Belki de ama bunu göstermem lazım. Yoksa çok fena bir ülkede yaşıyoruz demek olacak. Bir gelenek olması lazım. Yani bu tür şeyleri kurtarmak istiyorsanız muhakkak bir. Var bu. Neyse. Peki. Sayın Hocam, çok önemli bir cümle söylediniz. Osmanlı hukuk sistemi bu kadar
sağlam temelleri olmasaydı bu imparatorluk 600 sene yaşayamazdı dediniz. Hakikaten çok önemli ve üzerinde çok düşünmemiz gereken bir konu en azından bizlerin. Fakat diğer taraftan siz de tabii temas ettiniz ki Osmanlı hukuk sistemi millet sistemine dayanıyordu. Ve her milletin yargılama düzeni ayrıydı. Demin bahsettiğiniz Maronilerin ayrı bir yasası vardı. Yahudi cemaatinin ayrı kuralları vardı, ayrı yargılıyordu. Şimdi 19. ve 20. yüzyıla geldiğimiz ve ondan sonra yani modern hukukun biraz eleştirel bir şekilde yaklaştığınız, tepeden inme bir şekilde bozabildiğini tabii gerçek payıklar. Fakat 19. 20. asra geldiğimizde artık bir millet düzeni olamayacağına göre, artık bütün dünyanın kabul ettiği bir vatandaşlık kavramı olduğuna göre bu cemaate dayalı olan hukuk sistemi bugün radikal bir şekilde değiştirmeden geçerli olabilir miydi? Çok güzel bir soru sordunuz. Fakat şöyle söyleyeyim hemen. Millet sistemini yeniden düzenlendi. 1856'dan sonra aldığı şekil ile o millet sistemi dediğimiz cemaat ilişkileri, cemaatin işleyişi, hem kendi içinde işleyişi hem de merkezle olan veyahut da merkezi temsilcileriyle olan bağlantıları hukuk sistemi dahil birbirine oldukça ayrıdır. 1839 İslam, bu da yani 19. yüzyıllar Osmanlı tarihçilerimiz yani 19. yüzyıl uzmanları yani çok fırnak bekemedi lazım daha bir takım şeyleri doğrudur anlatmak için de anlamımıza yardımcı olmaları için. 1839 fermanı ile 1856 fermanı aynı değil. 1839'dan sonra 1856 fermanına başta Beşiktaş'a ve işte Namık Kemal vesaire olmak üzere itiraz ediyorlar. Şimdi sözde 1839'a ulema itiraz etmiş. Biliyoruz itiraz etmedi ulema. Yani eden var, her zaman eden var ama en önemli ulema bilakis yazılmasında yardımcı ve işlemesine yardımcı oldular. Ama 56'ya karşı çıktılar. Niye? Çünkü 56'da getirilen ve yabancı baskısıyla getirilen Ali ve Fuat'ın kabul ettikleri yani şeyde, İslahat fermanıyla milletlere yani cemaatlere özellik veriyor. Hem de hukuki özellik. Şimdi onların hukuki özelliği vardı ama herkes biliyor ki bunların bir hiyerarşi içinde bir Rus hiyerarşi. Yani kontinental kıta Avrupası'nın o katı hiyerarşik hukuk sistemi anlamına değil. Ama gene hiyerarşisi olan bir sistem içerisinde bir yerleri vardı. Özellik alanları var, özellik olmadıkları alanlar var. Bazı konularda nereye gideceklerini biliyorlar. Belli mercinlere sorduğu belli, itiraz mercileri belli. Ama kimsenin sorgulamadığı bir şey, kime ait hukuki hakimiyet? Osmanlı Devleti'ne ait. Kim sorumlu ondan? Onun iyi işlemesinden kim sorumlu? Çünkü her hak aynı zamanda bir sorumluluk bu gelenekte. Padişah sorumlu. Onun iyi işlemesi lazım. Şeyde ne oluyor? 56'dan sonra, bakın 39'da değil, 56'dan sonra, 39'da bir takım orada vaat edilen haklar hep batıdan alınan haklarmış gibi şey yapılıyor. İşte al, yani hepsi maslahat kavramının içerdiği, maslahat kavramının içerdiği değerlerdir. Yani hocam onlara ters değil. Zaten bildikleri bir şey. 39'daki, 56'daki hukuki özellik veriyorsun. Yani devlet için devlet yapıyorsun adamlara. Buna itiraz ettiler. Ulema da itiraz etti. Reşit Paşa itiraz etti. Namık Kemal itiraz etti. Niye etti? Böyle şey olmaz dendi. Ve ondan sonra da tabii değişiyor ama başka problemler de ortaya çıkar. Ve oradan girilen yol artık çıkmaz yok. Aslında 39'daki niyet, evet yani olabilir, bu özellik de olabilir ama bunların üstünde bir gene Osmanlı kavramı olabilirdi. Yani biz bunun adı var. Yani Lübnan'da bir yerde irdelemeye çalışsın. Lübnan bu büyük imparatorluk çapında bunu yürütmek zordu ama Lübnan'da yürütüldü. Yürütülmeye gayret edildi. Aynı modelde. Bunun sosyal bilimlerdeki adı Constitutional Societies.
Yani her toplum illa tek vatandaş olarak değil, hem tek vatandaş olarak hem de belli bir cemaatin üyesi olarak var olabilir. Daha pluralist bir yapının gene de normal bir şey içerisinde, ulus devlet isterseniz anlayışı içerisinde, yani monolitik bir devlet anlayışı içerisinde, integrated state diyor Charles Stigler'a, içerisinde gene de yerleri oluyor bu cemaatte. Ve başka bu modellerin başka türleri de var. Yani federatif sistemlerde, federatif sistemlerin içerisinde Amerika düşünürseniz konfederatif bir devlet olarak başlıyor ama cemaatlerin, yani dini kümelerin kendilerine göre bir düzenleri var ve bunu devlet koruyor ama devletin karşısında devletin hukuki hükümranlığı sorgulanmıyor. Biz bu geçişi yapamadık. Öyle bir geçiş olmadı. Belki de olamazdı. Ben onu demek istemiyorum. Fakat millet sistemi dediğiniz zaman bir anda bakın filmlerde karışıyor. Bilmem anlatabildim. Hiç de o kadar basit bir hikaye değil. Yani biz alışmışız tabii. O kadar beynimiz yıkanmış ki bir yani Fransız hukuk sistemi içerisinde düşünmek bu çok ideolojik bir yapı. Hep ölçü olarak da onu almışız. Halbuki tek ölçü de o değil yani. Anglo-Sakson sistemi biraz daha değişik bir sistem. Ama bizim için o söz konusu değil. Ama bu seçimi yapanlar niye o seçimi yapmışlar? Gibi sorular var. Yani der ya 19. yüzyıldaki soruların da ve cevap verilmedik, cevabı verilmemiş, araştırmasına başlanmamış sorular da bu. Bu soruya devam. Çok teşekkür ederim. Serhat Bey. Çok sevgili bir teşekkür ederim. Bu soruyla ilişkili olarak bütün bu söylediklerinize teşekkür ederim. Bütün bu söylediklerinize ama dikkatim yok. Galiba yine tamam biraz bugün bir şey yapıyoruz. Sanki duyar gibi oldum. Osmanlı hukuku, İslam hukukudur cümlesini duyar. Duymamış, yanlış duymuş olsam bile burada tanıttığınız sistemi İslam acaba şöyle diyebilir miyiz? Siz de söylediniz. Millet sistemi elbette var. 1454'teki millet sistemi ile 1399'daki sistemi aynı değil. Dinamik bir sistem, değişen, pragmatik bir sistem. Oradaki o anklavlar, o hukuki anklavlar değişiyor. Hem coğrafi olarak hem zamanda. İslam hukukunun dışında bir sivil hukuk olduğunu da biliyoruz. Şöyle diyelim, Osmanlı hukukunun içerisinde İslam hukuku da var. Ama Osmanlı hukuku aynı zamanda Rum Ortodoks hukuku da, Maluni hukuku da, Ermeni Gregorian hukuku da, Katolik hukuku da, Sefarad hukuku da vesaire. Yani bunlar birbirleri etkileşimli. Hiyerarşi olduğu, hiyerarşi kısmı bile dinamik. Yani 1454'teki hiyerarşi de bizim tuttuğumuzdaki hiyerarşi dediği, Osmanlı hukukunun sadece İslam hukuku ve onun da dinamik olduğunu kabul etmek siz dediniz değil mi? Değişiyor yani değişler, böyle bir kemik hiçbir şey yok. Bu bile biraz bugünlükçü bir bakış gibi geliyor bana. Yani Türkiye'den, Türkiye'nin tarih yazımına bakıp işte Osmanlı İmparatorluğu, Müslüman İmparatorluğu, İslam İmparatorluğu. Halbuki çok daha sizin dediğiniz çok daha karmaşık değil mi bu hukuk tarihi Osmanlı? Teşekkür ederim. Tabii yalnız İslam kavramından kolay kurtulamazsınız orada. Yani buna İslam demek lazım. O fıkıh. Yani İslam deyince hakikaten bir de böyle işler karışıyor. Fıkıh geleneği bu işin temeli. Oradan o birikimden alınıyor, o tecrübeden alınıyor ipuçları. Ama ondan sonra ortaya gerçekten yani bence Osmanlı'nın şeysi, yani hani avukatları dedim onlara, becerisi demek lazım. İşleyen bir, bu kadar değişik bir ve üstelik kaygan bir, kaygan dediğim akışkan bir ortam içerisinde bir şey çıkıyor. Yani burada bakın İslamiyet'in yani hukuk geleneği dediğimiz fıkhın etkisi nerede çıkıyor karşımıza? Belli bir takım eşitsizlikler var sistemin içinde ve bunlardan öyle kurtulmak kolay değil. Müslüm gayrimüslim, kadın erkek ve özgür köle. Şimdi bu fıkıhtan geliyor ve devam ediyor. Şimdi bakın oradan da ilginç sorular çıkıyor. Gene masal kavramıyla ilgili. Bu farklılıkların eşitlendiği yer, yani farklılık
aklın kalktığı yer var mı? O kalktığı yer bize insan çok temel, çok fundamental, yani insan hakları hakkında ipucu verir. Şimdi onun için bu ilişkileri bir bakıma da bu gözden ele almak lazım. Nerede yani bütün bu kavramsal eşitsizliğe rağmen bir kadın erkeğe üstün gelebilir, bir gayrimüslim Müslüman karşısında hakkını koruyabilir ve bir esir kendisine böyle bir mal gibi muamele edilmesi, bir hayvan gibi muamele edilmesi karşısında dikilebilir. Bunların örnekleri bu açıdan önemli. Başka bir yerden de bu önümüze çıkıyor. Çok iyi farkındalar. Bu sistem ile 19. yüzyıla gelinmez. Beyefendinin söylediği vatandaşlık kavramının gayet iyi bir fikri. Yani orada o anlamda bir sekülerleşme lazım. Sekülerleşme bence için çok boş bir laf. Boş olmadığı bir tek yer var. Benim görebildiğim kadarıyla. O da bütün vatandaşların ne olurlarsa olsunlar ve bu arada yani sekülerin vurgu kazandı, dini ayrılıkları vesaire ne olursa olsun kanunlar önünde eşit olması, eşit muameleye tabi tutuyor. Yani vatandaş sıfatını eşit olarak haiz olmaları. Şimdi onun için bunu kurarken bunun da gerekçeleri var. Bu da yani sırf bir norm tabii ama bu norm da boşlukta çıkmış bir norm değil. Yani o 19. yüzyılda çok önemli gelişmelerin iktisadi iş yapma biçimleri vesaire teknoloji onların o yaratılan dinamiğin bir takım neticelerinde böyle bir kavrama ihtiyaç var. Böyle bir adjustment'a ihtiyaç var ayarlamalara. Şimdi bunu Osmanlılar da farkında. Nereden bu eşitliği sağlarız diye dönüyorlar. Orada biraz işte felsefe kıtlığı karşımıza çıkıyor. Bunu pratik yollardan çözmeye çalışıyorlar. Onlar da ilginç. Şimdi ayrıntıya giremeyiz ama yani burada mesela pratik olarak söyledikleri bir şey, bir senet imzalarsanız Müslüman gayrimüslim, bu fıkıhtadır yani. Bir senet yaparsanız Müslüman gayrimüslim bir ortaklık senedi yapmışsınız. Sonra ortaklık bozulmuş, dava çıkmış. Siz diyemezsiniz ki ben Müslümanım, onun için benim sözüm onun sözüne ikimizsiz geçer diyemezsiniz. Mahkeme önünde senet herkes eşittir. Kadınlar için de bu geçerli. Köleler için biraz farklı. Orada bir eşitlik var. Şimdi o zaman diyorlar ki biz bir senet olarak düşünelim toplumu. Senet olarak eşitleyelim. Tabi bu da zimmi kavramıyla da ilgili. Zimmet bir senettir. Yani zimmeti neyse dummi aslında senetli demek. Yani bir tür bir kontrakt var arada. Bu kontraktın mahiyetini değiştirelim ve buradan bir eşitlik kavramı üretelim diye düşünen var. Bu işi çok daha derinlere giderek halletmeye girişenler var. Elmalı böyle yapıyor. Daha derine gidiyor. Bu işi fıkı dayandığı düşünülen kelam kurallarını değiştirerek halletmeye çalışıyorlar. Ama onu, bütün bunlar niye söylüyorum? Fıkı dışarıda bırakalım diyemeyiz. Yani çok önemli olduğunu görüyoruz. Çok önemli temel taş. Ben bunu overarching diyorum yani. Bir overarching bir şey. Gelenek orada duruyor. Bunlar hesaplaşacaksınız. Ne yaparsanız yapın bunlar hesaplaşacaksınız. Ne yaparsanız yapın istediğiniz sultan öyle zıt diye kanunu da çıkaramaz. Mutlaka o sistemin, fıkhın, geleneğin mantığına uygun bir işler çerçevesi var diye çıkardığı kanunların onları da göstermeye çalıştım ben. Bir yazdım yazımda. Öyle zıt diye sultan iki aldı. Bir tek şeyi çıkarır onu. Askerlerini kontrol etmek için çıkarır. Askerlere geçer. Vurun kellesini dediği zaman gider kelle. Ama asker. Bunu vatandaşı yapamaz. Sivil tabağı yapamaz. Hocam ben de şimdi bu soru dedim. Görmek zorundaydım. Çünkü bir soru, yorum ve soru aynı zamanda bu millet sistemiyle ilgili. Ama ben su varsa benim boğaz problemim var. Ne olur. Yani, bu sesim gidiyor. Galiba sizin çizdiğiniz tablo millet sistemi olmadığı durumlarda daha da belirgin oluyor. Çünkü daha önce
tarafından tam tersini soruyorum ben. Yani sizin dediğinize daha yakın, aslında millet sistemi 19. yüzyılda kuruluyor. Daha önce milletlerin olmadığı bir millet sisteminden bahsediyoruz. Ne terim kullanılıyor, ne de uygulamalar yerinde değil. Özellik, eğer bugün bugünün tabiriyle bir özellik varsa, bu belli bir sentez içerisinde yer alıyor ve bunu demin yeni kelimeleri örnek olarak verdiğim başkaları da var. Bu şekilde ayrı ayrı yaşamadığını görüyoruz. Bu hukuki sistemi olarak da ele alındığı zaman güncel hayat olarak da alındığı zaman fakat ve orada nasıl gayrimüslimlerde, kadın mahkemelerine de başvurduğunu da görüyoruz. Şimdi ilginç şöyle bir nokta var. Son zamanlarda yani evlendiklerin tarihinde benzer bir olay var mı bilmiyorum ama mutlaka Rumların tarihi Rumların tarihinde şöyle bir gelişme var. Sadece hangi gayrimüslimler ya da Rumlar kadın mahkemelerine başvurduğunu değil, yani bunu gerçekten şimdi görüyoruz ve inceliyoruz. Aynı zamanda Rum hukuk sistemi, yani kilisenin hukuk sistemi, ne şekilde bu olaylardan etkilendiğini de ele alıyor. Yani bu orada gerçekten bir etkileşim var. Ve Rumlar, Vatikan'ı ya da yerel metropolitikler bir şekilde müşteri kaybetmeme açısından, niyetiyle farklı uygulamaları getiriyorlar ki bu uygulamalar belki de kendi hukuk sisteminde tamamen aykırı olarak görülüyor olabilir, ileri getiriyorlar. Bu bir nevi, yani çok liberal olmakla beraber bir nevi yarışma oluyor. Şimdi bu ortam içerisinde, bu yarışma içerisinde sizin kullandığınız terimler, mesela hak, insan hakları, gerçekten yer alabiliyor. Yani orada benim bir itirazım var. Bu terimler daha modern, çağdaş hukukun içerisinde ya da uluslararası anlaşmaların bir unsuru olarak görmesi gerekmiyor mu? Başka, yani hak gerçekten hak mı, yoksa ihtiyaç mı? Yoksa birinin bir şekilde bu hiyerarşi içerisinde verdiği ve çok kolay geri alabileceği bir şey midir? Müsaade mi? Yani niye hak kullanıyor, niye bu terim kullanıyoruz ve insan hakları o zaman da o şekilde yüzyılda ne anlama geliyor? Yani orada bir karışıklık olmuyor mu sizce? Çünkü bu yarışma içerisinde haklardan nasıl bahsedebiliyoruz? Bu terimler ya da bu kavramlar bu kadar fluid iken, sürekli değişiyor iken nasıl hak, hangi zemin üzerinde hak olarak görebiliriz? Yani sorudan başlayayım. Yani, hukuk Allah, hukuk ibad diye bir çok esaslı bir kavram vardır. Yani bu kavramlar yok değil. Yani biz rights kavramını çevirmiyoruz. Yani insan hakları. İşte, evet. İşte o konuda yani ne zaman herhangi bir kimse hangi şartlarda veya nasıl bir süreç içerisinde bu hakları, hukukunu talep edebiliyor ve bunun adını ne koyuyor, önem kazanır. Bu ayaklanmaları vesaire onun için uyguladım. Fakat yalnız orada karşımıza çıkmıyor. Yani işlemeyen yasalar var bazen. Bu işlemeyen yasaların, ya da emirler, Abdülmuayyinler var, bunların işlemediği zaman geri alınması için kullanılan kavramlardan da biz gene bazı şeyleri çıkartıyoruz. Yani işin mantığını anlamak derken kastettiğim de böyle pıt diye bu kavramları oraya taşımamak, işin nasıl olduğunu gösterebilmek, kaynakları, kendi kaynaklarımızdan ve kendi mantığını anlayarak. Şimdi bunun için tabii fıkhı bilmek lazım. Çünkü hakikaten o fıkhın ilkeleri, normları ve bazen de doğrudan doğruya getirdiği daha belirgin uygulama norm şeyleri, yani kuralları
giriyor. Bu yani işin başında sayılırız. Çünkü dediğim gibi bu fıkhın tarihi değil. Bu fıkhın uygulanmasının tarihi ve arkadaşın da söylediği gibi çok çeşitli bir ortam içerisinde ve bir sürü şeyler yaratarak, yani evet özellikler yaratarak bulacağız. Bu özellikler yalnız cemaat özellikleri değil. Esas benim yani bunu ilk idrak ettiğim nokta sanatkarlara yani esnafa verilen haklar, bu haklar imtiyaz mı? Esnaf bunu aldı mı, verdi mi? Bunu tartışıyor tarihçiler. Tabii devletçi olarak düşünürseniz ve diyorsunuz ki bu devlet verdi. Şimdi Ahmet Kala devlet hep anladı, devlet verdi, devlet aldı, devlet verdi, devlet aldı. Ben bakıyorum olaya öyle değil. Yani talep ediyor. Devlet tanımıyor. Mecbur ediyor onu değiştirmeye. Yani hakkını istiyor, bunun da adını koyuyor. Ve kendisini takdim ederken İbadullah diyor. Ve bunu yaparken de karışık gruplar var. Yalnız yani Müslümanlar değil. Karışık gruplar var. Sırf gayrimüslim olan gruplar var. Yani onlar karşımıza çıktığı zaman birdenbire bu işleri nasıl işlemeye başladığını ve nasıl içselleştirildiğini, nasıl yaygınlaştığını yavaş yavaş anlamaya başlıyoruz. Şimdi başı gelirse orada da bir metodolojik bir mesele var. Bu millet yoktu ya diyen bu ya lafını da gene bu politik konuşmalarda ağzınıza pelesenk oldu her şey ya yani bunu de millet yoktu ya deyip başımıza sardım bir çorap yani konuştum da ben kendisi yazdım da yani şimdi millet yoktu hakikaten yani 19. yüzyılda çıktığı anlamıyla gayet örgütlü, başı belli, ortası belli, hiyerarşisi belli filan diye düşünürsen böyle milletin kurulması işte tüzüğüyle bilmem nesiyle modern bir örgüt olarak 19. yüzyıl. Bizimlerin altından sonra yavaş yavaş oraya doğru belki gelmiştir. Söyleyebiliriz. Bizimlerin altı benim noktası. Sonra da 60-65 böyle gidiyor. Yani. Fakat bu böyle olurken yani bir şeyi düzeltiyor, bir hatamızı düzeltiyor Brode. 19. yüzyıldan bildiğimiz bir şeyi ta geçmişe kadar, Fatih zamanına kadar yansıtmanın ne kadar abes olduğunu gösteriyor. Bakın da medülü şükranız. Başka bir şey yapıyor, hata yapıyor, o bakımdan da halt diyor. Yani, pardon, şey yapıyor, bir şeyin topluluğun örgütsel olması için mutlaka modern bir örgüte benzemesi lazım. Nasıl modern bir örgüt olmasa da millet var. Yani bunun bir kere kilisenin kendisi, yani bırak diğer örgütleri, kilisenin kendisi bir örgüt. Ama bu nasıl işliyor bu örgüt onu da merak etmek lazım. Yine bizim kafamızda bir hiyerarşik kilise var. Patrik orada, işte şeyler var. Aşağıda papaz köy papazına kadar emir komuta zinciri gibi. Değil. Değil öyle iş. Mümkün değil. Yani mümkün değil öyle işlemesinin teknoloji müsait değil. Coğrafya müsait değil. Yani onun için başka türlü mekanizmalar gelişmiş. O mekanizmalar biz merak edeceğim bize. Modern bir örgüt arıyoruz, yoktu diyoruz. Yani şimdi milletlerin ben çok yani memnun değilim şey gibi ne forum shopping mahkemeler var böyle hangisini istersin beğenirsen hangisi bir şey yerin gidip oraya gidip başvurursun alıyorsun. Bu, vallahi bu şeyden çıktı tabii. Bu da yani batıda çıkan bir moda çok sevdiler. Bize de hemen aldılar. Herkes de kullanıyor. Ben çok bundan hoşnut değilim. Yani tatmin etmiyor beni. Tam anlamamızı da mani oluyor. Böyle rastgele olmuyor bu işler. Onun için biraz daha iyi bakmak lazım. Bir yerden bir yere gitmek diyorum. Evgeni'yle de en çok tartıştığım sonlardan biri bu. Ama biraz daha bu işi ciddi araştırmamız lazım. Şimdiye kadar yaptığımız bir kavram aldık. Batılı tarihçilerden, Bermuda. Pat diye buraya vurduk onu. Yani fazla irdelemeden. Daha karışık mesele. Şimdi o karışıklığa gene söyleyeyim. Tabii bir arada maç mahkemeleri yoktu bu insanların dendi. Yavaş yavaş bir şey.
şeyler çıktı. Ama mesela başka yolları da var. Mekanizm olarak kavramamız için. Paralel forum, paralel şeyler. Bunlar paralel olan, dediğim gibi daha çok bildiğimiz olan esnaflar arasındaki anlaşmazlıklar nasıl gidebiliyor. Mesela de Kıbrıs'a bakıyorsun. Dolaylı olarak varlıklarını düşünmeye başlamamızı hak icap ettiren bir takım durumlar var. Nüfuslarını, yani Müslüm gayrimüslim oranlarını, nüfusca oranlarını bildiğimiz ve aynı zamanda aşağı yukarı katı sicilleri neredeyse seri olarak tamam olan yerler var. Kayseri gibi, şey gibi, Kıbrıs gibi. Bunlar da yani gene sağ olsun yani, Jennings'in yaptığı çalışmalar. Bakıyorsun, veriyor mahkemeye gelen, Kıbrıs'ta benim memleketim yani, mahkemeye gelen Rumların oranı %25 diyelim. Hatırlamıyorum tam rakamları. Nüfus oranları %60-70. Ne oldu şimdi bunlar komşuların nazarına daha mı az kavga ediyorlar? Yani daha mı az davaları oluyor? Yanlış şeyler bunlar. Kendi aralarındaki davalar. Yani Rum'a. Ne oldu peki öbür davalar? Bunu şimdi varsayabilir miyiz? Rumlar çok daha barışçı, böyle hiç sorunları öbür Türkler, yani Müslümanlar adadaki, sana onların bir kısmı oradan geçmişler, o da belli yani. Fakat onlar daha kavgacı mı diyeceğiz yani. Değil. Başka forum, başka yerler var. Onlar hallediliyor orada. Ancak oraya gelenler, o zaman niye geldi? Onun gelmesine karşı öteki ne dedi? O gibi sorunlar önem kazanıyor. Onlara da bazı cevapları gene o kayıtların içinden. Ama başka kaynaklar, Rumca bize yani daha da iyi olacak, oraları değerlendir. Böyle çalışmalar lazım. Bilmem anlatabildim mi? Yani bazen veri olmamasından, verideki çarpıklıktan bile bu sonuçlar çıkarmak mümkün. Arşiv maceralarından tutun da doktora çalışmalarının başında karşılaştığım sorunlara kadar hukuk tarihiyle ilgilenmem ve işte Osmanlı tarihiyle Rus tarihini karşılaştırmak bu anlamda nasıl bir fikir olabilir dediğim zaman karşıma çıkan engeller, işte Osmanlı'yı çalışacaksam Mısır'la karşılaştır, niye Rusya'yla karşılaştırıyoruz denilir. Bana çok şey kafamdan geçti. Ve konuşmanızın içindeki üç konuya odaklandım ben. 19. yüzyıla çalışan bir insan olarak 19. yüzyılın 20. yüzyılın totaliterliği arasında sıkışmış böyle bir günah keçisi olarak algılandığını düşünüyorum. Ben bunun acilen kırılması ve 19. yüzyılda biraz öncesi ve sonrasından bağımsız bir değer olarak da ele alabileceğimiz çalışmalar yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Bilmiyorum katılır mısınız? Siz pozitivizm çerçevesinde ele aldığınız zannediyorum 19. yüzyılda ama genel olarak kısaca bir fikrinizi alırsam bir de bugün bu sabah bir Bizans çalışmaları toplantısındaki sempozyum değerlendirmesini dinlediğim zaman Koç Araştırmaları Enstitüsü'nde gelinen son nokta şeydi, Konstantinopolu ve işte yakın çevresini biz çok ihmal ettik, regionlara çok daldık son 10 yılda. Ve şu anda hani bu açığımızı gözden geçirmemiz gerekiyor tarihçilik anlayışımız diyen bir Bizans topluluğuyla karşılaştım. Osmanlı hukuk çalışmaları ve diğer birçok imparatorluk hukuk çalışmalarının da aynı problemle baş etmeye çalıştığını düşünüyorum. Çünkü yani her aklımıza gelen şey Selanik dediğimizde aklımıza gelen isimler var. Suriye dediğimizde aklımıza gelen isimler var. Ama Osmanlı şimdi siz devlet perestlik olarak almayın ama merkezde ne oluyorduyu tekrar bir gözden de geçirmek lazım diye düşünüyorum bir. İkincisi Avrupa'da doktora çalışması hala da bir doğru dürüst ikinci Mahmut üzerinde yazılmış monografisinin olmaması. Tanzimat dönemini hala Edgar Arp'la anlatıyor olmamız. Hala da bir hani illa Türk tarihçi olması gerekmiyor ama Osmanlı tarihinin içine yetişmiş kişilerin çalıştığı alanları haline getirmediğimizi düşünüyorum. Özellikle 19. yüzyılda. Bu konuda ne düşündüğünüzü merak ediyorum.
Bir de kendi yaşıtım olan tarihçilerden baktığım zaman Osmanlı çalışmalarına merak saran yabancı öğrencilerin durumunu sizin nasıl gördüğünüz, nasıl değerlendirdiğinizi. Çünkü şimdi Osmanlı çalışmalarının önünü açan çok önemli yabancı araştırmacılar var. Geldiğimiz noktada Osmanlı biraz bu regional çalışmalar sayesinde de egzotik bir bahçeye dönüştü diye düşünüyorum ben kısmen. Birinci kaynak kullanımında sorunlu olan pek çok isminin sahada olduğunu ve bir şekilde ayrıcalıklı bir şekilde mesela Topkapı Sarayı arşivlerini kullanabildiklerini gözlemliyorum. Herhalde Osmanlı hukuku çalışmaları bu alanda en şanslı ve en korunaklı bölge çünkü insanların gözünü korkutan bir alan. Ama biz sanat tarihi, mimarlık tarihi gibi alanlarda çok seksi konular ve aslında birinci kaynaklara çok da ulaşmayan insanların çok daha isim yapabildiğini görüyorum. Özellikle 2000 sonrası çalışmaları kapsamında ben değerlendiriyorum. Fikrinizi almak isterim. Teşekkür ederim. Evet, yani ben 19. yüzyıl tarihçisiyim. Yani tarihçiliğe Kurtuluş Savaşı'nın tarihini yazacağım diye başladım. Geriye gittim, Abdülhamit dönemini yaptım. Geriye gittim, Tazimat'ı yaptım. Geriye gittim, yani bir geriye gidiyorum. Hala gidiyorum. Bir türlü 19'a geri gelemedim. Fakat yok, tam doğru değil. Tabii devamlı geliyorum. Çünkü 19. yüzyıl mühim. 19. yüzyıl yalnız bir konuda katılmıyorum. Yani 19. yüzyılı, yani şöyle 19. yüzyılın çok yoğun bir tarihi var. 19. yüzyıl insanlık tarihinin en yoğun dönemlerinden biri. En büyük değişikliklerin olduğu dönemlerden biri. Fakat orada benim sıkıntım 19'un sonuna bakıp, 20'nin başına bakıp, oradan geriye yapılan genellemeler diğer 19'u anlamamıza mani bir. İkincisi bu genellemeler geliyor, Tanzimat'ta duruyor. Bilemediğiniz reformlar itibariyle ikinci bağımlı, üçüncü sene biraz bir şeyler biliyoruz, bitiyor. Yani aslında bunu Avrupa tarihi açısından baktığımızda da buna benzer bir durum çıkıyor ortaya. Onun için ben dedim, Enlightenment'la pozitivizm arasında 18. yüzyılın sonu, 19. yüzyılın başı, ben derslerinde hep durguladığım konu. Gösteriyorum da, yani çeşitli bir şekillerde gösteriyorum. Müziğinden tutun, yani yazanlara, seyyahlara vesaire. 19'un başında, 18'in sonundaki perspektif açıklığı, diyalog mu yani? Merak. Sonunda yok. Sonunda böyle bir tek bunlar böyledir, bunlar şöyledir. İşte istisnai isimler daima var. Fakat esasen yani bunu açıklamak lazım. Bu genel olarak yani 19. yüzyıl tarihini Avrupa tarihi açısından da yani Batı tarihi, Avrupa tarihini dersiniz değil bir sorun. Bizim açımızdan da sorun. Mesela çok daha açıklar Avrupa'ya 19'un başında. Çok daha açıklar. Yani Tanzimat bir ümit, bir açıklık var. O kadar yani çok enayi gibi gözüküyor ben yani. Ben iktisat tarihçiliğinden geldim bu işlere. 1838-41 anlaşması kadar sonucundan baktığınız zaman bu kadar büyük şaşkınlık ve aptallık olamaz. Zaten başka bir anlaşma bulmak zor. Yani biliyorum ben tabii sağdaki tartışmaları Batı'ya açıldık bilmem ne oldu, çok güzel oldu filan deniyor ama bunlar bizim tartışların yorumu o zaman o kapitülasyonun dediğimiz olayları yaşayan insanlara sorduğunuz zaman onların belki cevap bambaşka, iddiatçılar dahil. Yani Mısır'da da öyle, her yerinde öyle. Yani peki ona rağmen yani şunu söylemek istiyorum. Bir açıklığın işareti ifadesi, bir etkileşime açıklığın ifadesi olan bir tarafı var. O anlamda ciddiye alıyorum bu tür şeyleri. Evet, ikinci Mahmut çok az tarihçiliği yazılmamış. Bunu ilk defa hatırlamıyorum. Kim söyledi galiba? Vallahi ben Rusya'da bile ikinci Mahmut tarihi yazılmadı diye hala da yazılmadı. Yani ikinci Mahmut dönemi, uzun da bir dönem. 1808-1839 çok az bildiğimiz çok esaslı bir takım önemli kritik bence kötü yani yönlerde gelişmelerin olduğu bir dönem. İkinci Mahmut dönemi. Bu İkinci Mahmut döneminin tabii meselelerinden bir tanesi Mısır meselesi. Anlaşılan Mısır'la ilginiz var.
Mehmet Ali meselesi. Yani burada da siyah beyaz, Mehmet Ali kötü, ikinci Mahmut iyi. O kadar çok şeyi gözden siliyor ki. O kadar çok, yani Mısır'ı da o bakımdan şey yapamıyoruz. Bir girersek yani bu konulara burada bitmez, o ayrı bir seans olur. Fakat 19. yüzyıl çok kritik olarak yapılmalı. Ama burada mani olan şeyler neler? Sondan başa doğru genelleştirmek. İki, bir şeyin değişmesinden bahsediyoruz. Neyin değiştiğini bilmiyoruz. Yani 19. yüzyılda bilmezler, kendine göre fikirleri var. Yani bu Zülkerim'den tut şeyine kadar, yani bir istisna yani şey yapmayayım da fazla uzun etmeyeyim, istisnalar var. Fakat genelde 19. yüzyılda neyin değiştiğini bilmezler, merak etmezler. Çünkü onlar için değişmenin istikameti zaten bellidir. Önemli olan o değişmedir, o değişmeyi çalışırlar da. Değişmeyle etkileşime giren, yani bu tabii değişmesi lazım. Böyle tarihçilik falan olmaz yani. Böyle tarihçilik olmaz. Şimdi Zafer Kozan, yani o kadar çok yani çok teşekkür ederiz her şeyden evvel. Yani bizi, yani daha doğrusu sorular bunu gösteriyor son derece. Geniş bir perspektifi kapsadı ve katılıyorum tabii Osmanlı tarihi, dünya tarihinin çok önemli bir parçası. Bunun bünyesinin içerisinde hukuk tarihi ki çok var edilmiş bir alan. Bizde hukuk tarihi büyük ölçüde ihmal edilen bir şey. Ve tabii hukuk tarihi bağlamında da Osmanlı'ya yönelme ve fıkıh özellikle son derece önemli bir nitelik taşıyor. Şimdi Engin'cim, benim birkaç tane historiografik sorunum var sana. Hatta burada onları sıraladım. Bir, doğrudan doğruya seni ilgilendiğim bir alanla bağlantılı bir kafamda bir soru var. Yani daha doğrusu bütün dikotomiler üzerine konuşmanı diye düşünüyorum ben şahsen. Bu fıkıhla Roma hukuku arasında Çin Seddi mi var? Birinci sorun bu. Yani Roma hukuku arasında? Roma hukukuyla fıkıh arasında Çin Seddi mi var? Yani Çin demek istiyorum. Yani daha doğrusu somut örnekler verebilirim. Mesela birçok medrese eğitimi görmüş hukukçu ki benim de hem de onlardan biriydi. Fatih medreselerinde dershanelik yapardı. Cumhuriyetle birlikte temiz mahkemesine çağırdılar. Yani bütün bu hukukçulara bak, Cumhuriyet'in erken dönemindeki hukukçularına bak, bunların birçoğu İslam hukuku görmüş veya fıkıh üzere eğitim görmüş insanlar. Ayrıca şunu da söyleyeyim, bu Bas evresinde Batı'dan diyelim, aldığımız nizami hukuk birçok mahkemede boşlukları fıkıhla dolduruluyor idi. Bütün onu bir ölçüde analitik amaçta doğrudur. Ama gerçekten uygulamada bu tür bir ayrışma var. Yani daha doğrusu bence Roma hukukuyla fıkıh arasında son derece önemli köprüler var. Yani bunlar daha doğrusu daha ilk sorun onunla bağlantılı. Çünkü sen ilk topun Doğu Batı ayrışması üzerine kuruluydu. Şimdi tabii bir önemli, bir evrede bu çok önemli. Özellikle senin benim ismin bunu çok özümledi. Batı Doğu olayını. Çünkü Batı zalimdi, biz mazlumduk. Doğu mazlumdu. Şimdi bu da tabii bir köşede değişmiş durumda. Yani dünyanın evet, yani dünyanın gidişatı bağlamında, hele bu küreselleşmenin gündeme getirdiği gelişmeler sonucunda aslında bu dikotomiyi daha ne kadar sürdürmemiz gerekir? Burada benim kafamda bir soru var. Yani bu hele yani bizler çok buna bağlıydık ve bu bağlamda yani bütün bu emperyalizm kuramları falan bunun üzerine kuruluydu. Şimdi yani bence doğu noktada bu konuda da bir ölçüde tekrar sorgulamamız gerektiği kanısındayım. Ayrıca da yani buradan yine yola çıkarak en konuşmanın başında taklitten söz ettin. Bir noktada oraya geliyor yani daha doğrusu Batı'yı taklit etme şeklinde.
Şimdi bu taklit olayı sosyal bilimlerin önemli alanlarından biri. Daha doğrusu sorunsallarından biri. 19. yüzyıl üzerinde özellikle Gustav Tardin imitation modeli geldi. Ama onun imitation modeli ve kitabı var işte imitation üzerine büyük ölçüde Durkheim tarafından sorgulandı ve Durkheim dedi belirtti. Yani bunu biz doğrudan doğru taklit edip olmuyor, insana taklit etmiyor. Bunu alıyor, bir şekilde sentez diyor. Kendine göre bir kurguya dönüştürüyor. Ki bunun en devlet inşa ettik için son derece değişik şeyler de yorumlayabiliyor. Aslında taklit tabii epistemolojik bir sorun olarak soruyorum sana. Kötü bir şey mi? Yani bu anlamda. Anladın mı? Yani çünkü bir noktada bu difüzyonist antropolojinin en önemli unsurlarından biri bu. Taklit olarak yani bir şekilde insanların yani dünya nehrinde hakikaten birçok şeyi taklit ediyoruz. Şimdi başka bir sorunsalın, şimdi hukuk tabii hukuk özünde muhafazakar bir alan. Yani ben orayı görüyorum şahsen. Şimdi hukukta süreklilik tabii çok önemli bir husus oluşturuyor. Yani şimdi öte yandan biliyorsunuz sosyolojinin temel sorunsallarından biri süreklilik ve kesinti dediğimiz olay. Continuity change ya da rupture dediğimiz olay. Rupture olayı sence yani böyle iyi mi kötü mü diye sormak biraz anlamsız olabilir ama tarihte rupture'lar var. Yani senin söylediğin aydınlanma da bana benim açımda bir rupture. Yani kesinti geçmişte bağlantılar. Ve o kesintiyle birlikte bir takım iyi ya da kötü geçmişte olan bir takım şeyleri ve yani biliyorsun Marksizm'de de bu evrimin yani daha doğrusu evrim kuramları bunun üzerine kuruldu. Yani bir ölçüde toplumun ilerlemesi için bir takım kapçalar olması, kesintilerin olması gerekiyor. Ki yani bunu kendi tarihimizde de bir takım kesintileri görebiliriz. Orada özellikle hukuk alanında önemli kapçalar oluyor. Yani bunu da unutmamak gerekir. O konuda görüşünü almak istiyorum. Başka bir soru, ulus devlet. Şimdi ulus devlet biliyorsun daha Vestfalya'ya kadar gidiyor, 1648. Tabi ulus devletin oluşumuyla birlikte, yani iki önemli şey var ulus devletin. Biri sovereignty dediğimiz, egemenlik dediğimiz bir husus. İkincisi ise territoriality dediğimiz, yani yerli toprak parçalarının sınırlandırılması. Ve bunun içerisinde de en önemli özelliklerinden biri bu ulus devlet inşa sürecinin coercion dediğimiz olay. Yani baskı unsuru devletinin de güç unsuru. Yani bir ölçüde tırnak içerisinde devletçilik. Yani ulus devletin olduğu yerde devletçilik vardır. O devletçilik tabii ekonomik anlamda söylemiyor tabii. Şimdi bu daha doğrusu soru şu. Tabii ki bu devlet, ulus devlet bugün artık çok daha tartışılıyor aslında. Aslında gerçekten yok mu oluyor bu küreselleşme sonucunda ya da daha geniş teritoryal yapılarda mı ulus devletimsi bir takım mesela Avrupa Birliği gibi yapılar ortaya çıkıyor. Bu iki uçta. Var olan ulus devleti hala sürmekte olduğunu söyleyenler var. Bilakis ulus devlet dönemi artık sona erdi. Hele Gulf War özellikle bu Körfez Savaşı sonrası Amerika o denli hükümran bir şekilde ortaya çıktı ki artık ulus devletlerden söz etmek olanaksız denmeye başlandı. Şunu sormak istiyorum. Ulus devlet acaba bir tarihsel kategori, zorunluluk arz eden bir tarihsel kategori mi? Anladın mı? Yani daha doğrusu onsuz olabilir miydi? Demeye getiriyor olamaz. Evet. Cevabı kolay. Diğer bir soru. Şimdi bak bugünkü özellikle bugünü anlattın. Bugünle ilgili karmaşayı anlattın. Bugünle ilgili çatışma ortamlarını anlattın. Bunlar acaba bu 1980 sonrası gündeme gelen kültürelizmin bir uzantısı olarak değerlendirilemez mi? Yani bu etnisitelerin ortaya çıktığı günden. Çünkü senin de benim öğrenciliğimiz döneminde biz kimin Alevi, kimin Sünni olduğunu bilmezdik. Hiç olmazsa. En azından ben bilmiyordum. Hatta benim gittiğim, ben San Josef'te okudum. Kimin Ermeni olduğunu ve Rum olduğu hiçbir ilgi çekmezdi. Yani fark etmezdi hepimiz. Aynı mahallenin çocukları. Anlatabiliyor muyum? Bunlar çok daha sonra gündeme gelen ayrışmalar, yani kültürelizmin özellikle postmodernitenin gündeme getirdiği kültürelizmin sonucu
olamaz mı? Ve o nedenle bu derneği parçalanmış bir, bu derneği mozaik bir yapıda. Tabii bu mozaik yapının artıları da var. Bir sebebi, ikinin biri, yani enlightenment'a dönmek, enlightenment'ın evrenselini vurgulamak ve ondan pozitivizm arasında farklılık yapmanın arkasında yatan kaygı bu. Sonra Batı'dan neler öğrenebiliriz, neler öğrendik onları da söyledim. Dolayısıyla hakkımı yemem. Yani, o sebebin üyesinde enlightenment çünkü özellikle Fransız devrimi. Hayır, tarih metodu açısından, tarihçilik açısından onları da sıraladım. Yani neler var orada, hala en büyük tarihçiler, niye büyük, ölçü nedir, standartımız vesaire o konuda zannederim şüphe olmaması lazımdır. Fakat Roma hukuku değil tabii söz konusu olan. Roma hukuku diye girerseniz fıkhın tarihinde de Roma hukuku var. O söz konusu olan yani Napolyon'un kod Roma hukukunun bir versiyonudur. Ve Roma hukuk tarihini baştan yazmıştır. Niye öyle yazdı? Başlı başına bir ilginç. Şimdi tabii Avrupa hukuk tarihçilerinin üstünde durdukları bir konu. Yani o tarihin yazılması, o bir şey olarak açıyor. Sadece bunu bir bakıma ne kadar haberdar olduğumu bir takım gelişmelerden yani demeyeyim ama yani ortaya koymak için söylüyorum. Elbette senin söylediğin çok önemli. Yani 19. yüzyıldaki gelişmeleri, hukuk alanındaki gelişmelerde fıkıhçıların çok önemli bir rol oynadı. Şimdi daha da iyi biliyoruz. Yani yapılan son bir takım çalışmalardan ötürü. Bu tabii hukukun, benim söylediğim bir şey, hukuk insan hayatında ne işe yarar? Bir takım değişmelere, hem de çok kötü değişmelere rağmen orada bir devamlılık var derken bir bakıma onun da ipucu burada. Yani sen zaten bir sistem içinde hukukçuysan en azından belli konularda başka sistemde de işi götürebilirsin. Götürürken de o sistemde değiştirirsin. Ayrıca onlara girmedim ama onun da örnekleri var. 19. yüzyıl içerisinde. Şunu söyleyeyim yalnız. Ben düşündükçe 19. yüzyılda kurulan, yani o kadar yükleniyoruz bazı bakımlardan ama Cevdet Paşa'nın tabii büyük payı var o işte. Kurulan hukuk sisteminin iyi bir hukuk sistemi olduğunu düşünüyorum. İyi işleyen hukuk sistemi olduğunu düşünüyorum. Başka türlü de olabilirdi ama oradaki sıkıntı o değil. Sıkıntı o hukuk sisteminin uyguladığı kanunların hazırlanış biçimi. Şimdi burada bizi şeye getiriyor. Yani çağdaş devlette bir takım uyarlamaların, ayak uydurmaların olması lazım. Fakat bunun olmasında devlet gittikçe daha regülatif bir rol oynayacak eşyanın tabiatına uygun bir şey onu yadırgamıyorum aslında. Fakat bu şeylerin, mekanizmaların ve regülasyonların karşısında regülasyonun uygulandığı insanlar ona ne katkıda bulunur? O regülasyonlara ne katkıda bulunur? Ne tepki verebilir? Şimdi burada arada yani gene benden iyi bilirsin, çoğunuz benden iyi bilirsiniz. Batı'daki hikaye bu böyle yani Fransız'da olsun bunların en aslında şey korporatist olanı ama İngiltere'de daha fazla ama Hollanda'da, Danimarka'da hatta Almanya'da bu gelişirken devamlı bir tür parlamenter rejimin çıkması, parlamenter rejimde vatandaşlık parsel parsel dağıtılıyor. Bir de herkese verilmiyor. Ama o baskı ile devletin gittikçe büyümesi arasında birebir ilişki var. Şimdi bunu düşün, benim yapmak istediğim de yani kendi çalışmalarımda buna benzer bir diyalog vardı zaten. Başka türlü yürümezdi Osmanlı size. Belli alanlardaki regülasyonlar o regülasyonların uygulandığı insanların bir feedbackini alırdı. Bunu gösteriyorum ben. Ama şimdi ne oluyor? İkinci Mahmut'la beraber arkadaş konusuna geldik. İkinci Mahmut'ta bu sistem kalkıyor. Yalnız bürokratların yaptığı ve karşılığında hiçbir reaksiyonda kolay kolay izin vermediği bir yapıya geçiyoruz. Ya, o raporlarda o değil mi? Evet. Fransa'da da yapıldı o değil mi?
yapıldı ama işte o kadar yürüdü. Ondan sonra yani bir tür bir takım meclisler kuruluyor, meclisler yürülüyor. Yani oradaki hikaye daha karmaşık. Ve netice itibariyle de kanun yapma süreçleriyle bu kanunları yapanların ve yürütenlerin hesap verme süreçleri arasında devamlı böyle bir tansiyon var ama aynı zamanda da bir şeyler oluyor. Bizde de ona benzer bir şey oluyor. Yani olmuyor demiyorum. Onun hikayesi ayrı ama daha cılız kalıyor. O niye cılız kaldı? O sizin ne olurdu? Ayrı mesele ama ayırmak istiyorum. Bizdeki mahkemeler, kurulan mahkemelerin işlemesi önemlidir ve bunda bakın daha işin ele başından yani Ahmet Cevdet Paşa'dan işte, delene kadar fıkıhçıların rolü büyük. Yani onun için o sistemi senin söylediğin örnek ve onu arttırabiliriz de genişletebiliriz de fıkhın bir hukuk geleneği olarak aslında mühim bir gelenek olduğunun kanıtı. Yani onu sen de söyledin, orada anlaşmamız yok. Doğu Batı ikilemi tabii şey mühim. Hatta bugün bu ikilem biraz beni endişelendiren bir boyut kazandı. Ama ben bu işlere Doğu Batı'yı suni bir ayrım olarak gördüğüm için bunların ikilemli değil başka türlü kavramsallaşması ihtiyacını hissettiğim için yaptım. Onun için yani hakikaten yanlış ifade etmişim kendimi. Ne hukukta ben bir kendim açısından dikotomi düşünerek bakıyorum. Sadece o zenginliği, tecrübeyi yakalamaya çalışıyorum. Ve genel sorun hukukun insanlık hayatındaki önemi. Ve özel olarak da Osmanlı toplumundaki yeri ve tam görüşmeleri de uğraştığım konular. Ama bu Doğu Batı'nın ideolojik olarak bölünmesini ve elinde de bir takım örnekler var. Beni o çok fevkalade rahatsız ediyor. Yani iki türlü rahatsız ediyor. İki türlü rahatsız ediyor. Şu son olaylarda hem gezgiyi başlatan bir takım kimseler hem de başbakan Doğu Batı ayrımı üstünden milleti birbirine kırdırmaya giriştiler. Bu beni tedirgin ediyor. Biz bu olmasın diye ben kolları sıvadım, Arapça'da öğrendim, şeriatta öğrendim. Hacca da gittim, yani namaz da kılarım ama derdim bu diyalogları sürdürebilmek, yaşatabilmek, zenginleştirebilmek. Hocam burada tam araya bir soru sorabilir miyim? Buradan harf etfası çıkar mıydı mesela? Efendim? Buradan harf etfası çıkar mıydı Kutlu karşısında sultanın böyle toplumu kırdırmak üzere konuştuğunu düşünsek? Şey ya, harf etfası çıkar mıydı buradan? Millet ayaklanabilir mi? Evet. Yani teorik olarak çıkardı. İşte açıkça söyleyeyim. Teorik olarak çıkardı. Ama biliyorsun teoriyi uygulamaya sokmak için başka türlü dengelerin de olması lazım. Hiç şüphesi yok. Bu fitnedir bu. Bu fitnedir. Çıkardı değil mi? Ama fitne karşılıklı. Mevcut, yaratılmış bir fitneyi kullanıyor. Zaten yaratılmış bir fitneyi bölücülüyor. Tam biz kapamak için kapanmıyor filan derken soktu parmağını karıştırıyor. Fitnedir. Fitne de en büyük suçtur. Yani fitneden bir tane daha büyük küfürdür. Evet. Daha büyük küfürdür. Yani oraya geldik. Bu olmaması lazım. Hocam bu... Siyasete çok ulaştı kapayacak mıyız? Bu konuşmayı bu gezimlerden önce konuşmuştuk. Biz anlaşmıştık. Şimdi fark ediyorum bir hata yaptık. Çünkü bugün aslında Osmanlı'da hukuk sistemini değil, daha çok Gezi Parkı ve bunun uzunluklarını da konuşmamız gerekiyordu. Çatıcılardan bahsettik, anayasadan bahsettik. Gerçekten, yani keşke böyle bir konuşma olsaydı diyorum. Bugün de bu olaylardan yola çıkarak Osmanlı'da hukuk sistemi ele alabilirdik. Ama siz yine de o noktadan çıkıp bugünkü olaylara biz çok teşekkür ederiz. Çok harika bir konuşma oldu. Şimdi şey kapanmadan, kapanmadan sunmamız gerekiyor. İkinin biri yani enlightenment'a dönüşüm arasında farklılık yapmanın arkasında yatan kaygı, neler öğrendik onları da söyledim.
Dolayısıyla hakkını yemeyen. Bu tarih metodu açısından, tarihcilik açısından Roma hukuku değil tabii söz konusu olan. Roma okasyonudur. Ve Roma hukuku tarihini baştan yazmışlar çoğu. Sadece bu bir bakıma ne kadar haberdar olduğumu yani demeyeyim ama yani orada 19. yüzyıldaki tabii hukukun, benim söylediğim bir şey hukuk, insan çok kötü değişmelere rağmen orada bir devamlılık var. Benim için o derken en azından belli konularda başka sistemde de. Ayrıca onlara girmedim ama onun da örnekleri var. Söyleyebiliriz. Ben düşündükçe 19. yüzyılın başının tabii büyük payı var o işte. Kurulan hukuk sisteminin olduğunu düşünüyorum. Bu hukuk sisteminin uyguladığı kanunların yani çağdaş devlette bir takım eşyan kuralına uygun bir şey onu yadırgamıyorum. Asmaların ve regülasyonların karşısında regülasyonu uygulaması iyi olur benden iyi bilirsiniz. Batıdaki hikaye gelişirken devamlı bir tür parlamenter rejimin çıkmasını istemekte yani kendi çalışmalarında. Buna benzer bir diyalog. Ama şimdi ne oluyor ki Mahmut'la beraber arkadaş vermediği bir yapıya geçiyoruz. Ya şimdi, ondan sonra yani bir tür bir takım meclisler kuruluyor, meclisler bir tansiyon var ama aynı zamanda da bir şeyler oluyor. Bizde de ona kadar bir şey oluyor. O niye cılız kaldı? O sizin ne oldu? Yani delene kadar fıkıhçıların rolü büyük. Kanıktır. Yani onun için o sizin, sen de söyledin, orada anlaşmamız yok. Beni endişelendiren bir boyut kazandı. Ama ben bu işlere kattım. Onun için yani hakikaten yanlış ifade etmişim kendi açısından dikkatimi düşünerek bakıyorum. Sadece o zenginliğin konular ama bu Doğu Batı'nın ideolojik olarak bölünmesi nelerde hem olmasın diye başladı. Ben kolları sıvadım. Zenginleştirebilmek. Hocam burada tam araya bir soru sorabilirim. Buradan halk etmanız. Ayaklanabilir mi? Evet. Yani çok, ama fitne karşılıklı mevcut, yaratılmış bir fitneyi öncülüğü tam biz kapamak için geldik hepten. Bu olmaması lazım. Hocam bu gezimlerden önce konuşmuştuk, biz anlaşmıştık, anayasadan bahsettik. Gerçekten yani keşke böyle